Efendim iyi akşamlar. Saatlerimiz 21'i gösteriyor. CNN Türk ekranlarında gündem özelle karşınızdayız. Ben Deniz Bayramoğlu. Bu akşam konuklarımızla birlikteyiz yine. Konuşacağımız önemli bir konu var. Aslında gündelik hayatımızın çok önemli parçalarından bir tanesi haline gelen haberler meselesini, bilgi meselesini daha temelde konuşacağız. Şimdi uzun uzun anlatmaya geçmeden önce ben konuklarımı hemen hızlıca sizlere bir tanıtmak istiyorum. Takdimin ardından bugün konuşacağımız konu nedir? Niye bu konuyu konuşma gereği hissettik? Bugün gibi ayrıntıları ve başlıkları da sizlere aktaracağım. Hemen bana göre, daha doğrusu sizlere göre sağ taraftan başlayayım. Zaten gündem özel programlarından tanıyorsunuz. Sıkça konuk ettik biz kendisini. Sayın Doktor Tevfik Uyar. Doktora da yeni tamamlandı değil mi? Geride evet, bıraktığımız birkaç ay, 6 ay olmuş. Yok daha da olmuş. Ocak mıydı? Evet evet. Çok ay hayırlı olsun. Bu programa ilk defa bu sıfatla katılmış Doktor sıfatıyla katılıyor. Çok da teşekkür ediyoruz. Bilim yazarı aynı zamanda onu söyleyelim. Yeni kitabı da kaç hafta önceydi. Evet. Tam çıkışını hatırlayamıyorum ama rafları süsledi. Safsatalar başladı. Eğer görebiliyorsa izleyicilerimiz tavsiye edeceğimiz kültür sanat ürünlerinden bir tanesidir. Tam da bugün konuştuğumuz konuya da birebir uygun yakın bir konu. Onun hemen yanında sosyolog doçent doktor Esra Köten, Okan Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Sosyoloji Bölümü Başkanı. Hocam hoş geldiniz siz de. Hoş çok bulduk. Teşekkür ediyorum. Zaten böyle bir konuya sosyolojik bir bakış açısı olmadan yaklaşmamız mümkün değil. O yüzden sizi biraz yoracağız da galiba burada. Çok teşekkür ederim. Ve dijital iletişim araştırmacısı doçent doktor Ali Murat Kırık, Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi. Ali Murat Hoca'yı da zaten tanıyorsunuz yine dediğim gibi gündem özel programlarından. Konu özellikle sosyal medya, haber, bilgi, güvenlik, bu anlamdaki güvenlik konuları olduğunda biz sık sık hem burada stüdyomuzda konuk ediyoruz Ali Murat Hoca'yı hem de muhabirlerimiz evet. Sıkça gidip kendisini rahatsız mikrofonu uzatıyorlar. Evet. Ve psikiyatrist profesör doktor Sayın Arif Verimli Hocamız da bizlerle. Hocam çok teşekkür ediyoruz evvela bizi kırmayıp geldiğiniz için. Sizin engin deneyiminizden, tecrübenizden ve bilgi birikiminizden faydalanmayı umut ediyoruz bu akşam. Az önce Esra hocama söylüyorken işin sosyolojik boyutu olmadan tartışmanın manası yoktu ama işin insan boyutu en başta olmadan başka hiçbir boyutu tartışmanın zaten bir manası yok. Şimdi insan boyutunun olduğu yerde her zaman biz varız. Öyle olmak zorunda. Öyle, İşte evet. O yüzden de sizi konuk ettik bugün. Siz de bizi kırmadınız. Çok çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederim. Bizim pirimiz sayılan Mazhar Osman Hoca'nın bir lafıdır bu. Doğru, vallahi işte yani bir hoca hakkında pirimiz lafını kullanabiliyorsak eğer işte bu tür şeyler sayesinde değil mi hocam? Özlü sözler evet. Sayesinde evet. Durumu net olarak tarif eden. Çok çok teşekkür ediyoruz size bir kere daha. Şimdi geçen günler içerisinde siz de hatırlıyorsunuz. Özellikle Türkiye bir hop oturup hop kalktı. Sosyal medya üzerinden bir haber dizisi gördük. ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'in bir ziyaretini iptal edip başkent Washington'a dönmesi evet. Olayı. Şimdi acil koduyla döndü, uçak Air Force Two uçağı, 2 numaralı uçak havada geri indirildi vesaire falan gibi bir sürü bilgiyle, bir sürü veriyle süslendi daha doğrusu. Bilgi kelimesini orada özellikle kullanmadım. Tevfik Hocam da bana oradan gülümsüyor. Bir veriyle süslendi. Yetmedi. Bunun üzerine aynı anda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in savaş konseyini topladığı iddiası söz konusu oldu. Bu da yetmedi. Yine aynı saatlerde bu sefer Avrupa Birliği Güvenlik Konseyi bir olağanüstü toplantı yapıyor. Bu üçünün bir araya gelmesi kesinlikle tesadüf olamaz. Efendime söyleyeyim, kesinlikle ortada bir olay var denildi. Olayın ne olduğuna ilişkin bir sürü tevatür vardı. ABD Başkanı Donald Trump'ın hayatını kaybettiğinden İran'a savaş açılmasına kadar Çin konuları, efendime söyleyeyim, Asya'da, Güneydoğu Asya'da çatışma vesaire gibi onlarca farklı, hatta uzaylılar geldi bile denildi. Bunun da altını çizelim. Sonra kısa bir süre içerisinde bir Türkiye'den de bir gazetecinin yaptığı bir araştırma vardı. Hemen aslında olay çok net biçimde ortaya çıktı. Yani acil koduyla çağrılmamıştı Pence. Kuzey Denizi'nde bir nükleer Rus denizaltısında yangın çıkmıştı. O yüzden Rusya'da Savunma Konseyi toplanmıştı. Avrupa Birliği'nin yaptığı toplantı ise rutin bir toplantıydı. Zaten beklenilen bir toplantıydı. Fakat dünyada bu işin rüzgarı çok hızlı dindi. Fakat Türkiye'de birkaç gün boyunca devam etti. Ya olay anlaşıldıktan sonra üzerine esprilerle de devam etti. Bu da ortaya ilginç bir durumu çıkartıyor. İçinde yaşadığımız çağa dair bir tanımlama. Artık küresel anlamda manipülasyonlar çok ciddi biçimde
hayatımızı etkiliyor. Bu manipülasyonlar tabii ki yeni yapılmıyor. Yani orta çağa giderseniz veba salgınının Yahudilerden kaynaklandığı dezenformasyonu bir tarafa, işte 20. yüzyılda Almanya'da Reichstag yangını ya da bizim kendi tarihimizde işte Atatürk'ün Selanik'teki evi bombalandı haberiyle başlayan 6-7 Eylül olayları gibi mesele. Tabii dünyanın birçok yerinde istihbarat örgütleri, derin devletin bu tür faaliyetleri vardır. Hep görüyoruz, takip ediyoruz ama içinde bulunduğumuz çağda artık durum bambaşka bir noktaya gelmiş durumda. Böyle kurumsal yapılardan değil, biz neredeyse artık bireylerden, şirketlerden, ne olduğu belli olmayan bir takım yapılardan bahsediyoruz bu dezenformasyonun arkasında. Ve artık hem kişisel bazda hem de ulusal güvenlik bazında bizi etkilemeye başlamış durumda. Bakın işte Trump seçileri ne kadar oldu? Hala ABD seçimlerine Rusya etkisi, Ukrayna'da yaşananlarda sosyal medyanın ve yalan haberin payı gibi birçok farklı konuyu konuşuyoruz. Bu sadece bu saydığım noktalara özel değil. Dünyanın neresinde hangi olay varsa o olayla ilgili yanlış bilgilendirici veriler, haber de diyemiyorum, bilgi de diyemiyorum bunlara, veriler doğru verilerden, gerçeği, hakikati ifade eden verilerden kat be kat fazla. Dolayısıyla bir sis bulutu içerisindeyiz. Yönümüzü çizmemiz çok zor. Şimdi başlıyorken öncelikle ben Arif Hocam'a döneceğim. Buyurun. Biraz, estağfurullah hocam. Biraz kişinin hakikatle, bireyin hakikatle ve gerçekle ilişkisinin dinamiklerini bir konuşmak istiyorum sizinle. Hani böyle söyleyince çok yeterince tanımlı değilmiş gibi geliyor. İzleyicilerimiz biraz daha net anlasınlar diye soruyu şöyle de tahsis edeyim müsaadenizle. Bir insan, bir kurum ama biz gene insan özelinde, birey özelinde düşünelim. Neden bu tür şeyler yapma ihtiyacı hisseder genelde ve özellikle günümüzde sosyal medya dediğimiz bu yeni fenomen bu davranış biçimlerine neler ekledi sebep anlamında, neler kattı ve bizi nereye getirdi? Diğer konuklarıma da aynı şeyleri soracağım. Tabii, kendi bakış açılarına. Ben konuşma başlamadan önce size ve diğer katılımcılara saygılarımı sunuyorum. İzleyenlere saygılarımı sunuyorum. Tabii bu önemli bir felsefik soru aslına bakarsınız. Hakikat, gerçekler neden çarpıtılır? Niçin insanlar kendi amaçları doğrultusunda bu bilgileri çarpıtırlar? Sizin deyiminizde verileri çarpıtırlar oluyor. Bilgi olmuyor tabii onlar. Çarpıtılırlar. Bunun arkasında mutlaka bir ikincil kazanç vardır. Hedeflenen bir nokta vardır. O nedenle bu haberleri çıkaran kişiler hakikat dışında başka türlü bir takım verileri yayar, herkese ulaşmasını sağlar. Bunun arkasında da ikinci defa söylüyorum, mutlaka bir kasıt vardır. Kasıt olmayanlar da var mı? Var. O kasıt olmayanlarda da böyle bir haberi yapar. Herkesin nasıl dalgalandığını görür ve zafer keyfi yaşar. Bu da saldırganlığın bir türü aslında. Ortalığı karıştırmanın bir türü. Bundan keyif falan yapanlar da var bu işi. Bunlar da var. Yani sadece yalan haberin yaratmış olduğu etkiden beslenenler. Onun yarattığı var. Kaostan, karmaşadan, istikrarsızlıktan. Ama hani istikrarsızlık, kaos ve karmaşanın getireceği bir maddi ya da manevi bir sonuçtan değil, doğrudan onun kendisinden, değil mi? Yani onu görerek psişik. Yani kişinin özellikle oturun bir bilgisayarın başında bu bir informasyonları geçti, yalan informasyonları geçti, ortalık bir karıştı, hiç gerçek ilişkisi yok bunların, adam bundan ciddi keyif alabilir. Ha, bunun daha derinlikten inersek eğer, ta özgüven duygusuna kadar gider. Ben ne kadar büyük iş yaptım gibi bir büyük keyif yaşayabilir. Anlatabildim evet, değil hocam, mi? Tabii. Yaşayabilir. Diyeceklerim bu. Peki, Tevfik Bey'e geçelim hemen. Şimdi burada daha çok yalanı söyleyenin çıkarından bahsediyoruz tabii başlıca. Öyle bir çıkar geliyor aklımıza ama aslında yalan ya da doğru herhangi bir bilgiyi öğrenen kişinin çıkarı da burada söz konusu. Çünkü bizler insanlar olarak her şeyden önce bir bilgiyi öğrenmekten bayağı haz alırız.
Yani bunun doğru ya da yanlış olmasından öte haz alırız. Hatta şey demiştiniz, bir bilgi geldiğinde biz temel yaklaşım olarak onun zaten doğru olduğuna inanma eğilimindeyiz. Aynen. Biz insan olarak temel davranış biçimimiz o demiştiniz değil mi? Evet, evet. Yani neden bir şeye inanıyoruz sorusu bu anlamda zaten anlamlı olan soru bu değil. Esas neden bir şeye inanmıyoruz sorusu anlamlı. Çünkü bizim varsayılan hareketimiz etraftan bir bilgi ya daha doğrusu enformasyon henüz düzenlenmemiş bir bilgi geldiği zaman bunu doğru kabul etmek yönünde. Ve tabii bu arada insanlar olarak sınırlamayalım çünkü bu diğer canlılarda da görülüyor. Diğer canlılarda da bunu anlayabilmek için mesela tasarlanan enteresan bir deney var. Bir şempanzeye özel bir düzenekle su veriliyor. Ama suyun ne kadar olacağının miktarı bir ekranda şekille anlatılıyor. Yani şempanzeye bu şekiller öğretilmiş. Kırmızı üçgense az su gelecek. İşte yeşil kare ise fazla su gelecek gibi düşünelim. Ve şempanzenin bunu görebilmesi için kafasını çevirmek ve borudan ağzını ayırmak zorunda. Şempanze su verileceği sesi, zili çalındığı zaman ne kadar su geleceğini görmeyi, oradaki bir miktar suyu kaybetmek pahasına hep istiyor. Yani her zil çaldığında, halbuki onu öğrenmese bile, yani orada ne kadar su geleceğini hiç öğrenmese bile, zaten aynı su gelecek. Yani burada bu bilgiyi öğrenmek için bir bedel ödemesi rasyonel değil aslında, akılcı değil. Ki kendimizi düşünelim. Diyelim bir öykü yarışmasına başvurdunuz. Sonuçlar internette ilan edilecek. Ve muhtemelen ilan edilince size e-posta gelecek. Ama her gün o ilan sayfasına insan girip bakar değil mi? Her gün. Tabii. Yani onu ben dakikasında da öğrensem, ertesi gün de öğrensem benim için önemli değil. Kazanmışım ya da kaybetmişim bu sonuç değişmeyecek. Ama ben onu sırf erken öğrenmek için hemen her gün, her sabah büyük bir heves ve motivasyonla o sayfayı açarım. Acaba ilan edilmiş mi diye bakarım. Hatta geceleri bu bilgiyi öğrendiğim anı düşünerek hayaller kurarım, mutlu olurum. Yani enteresan bir biçimde bir bilgiyi öğrenmenin kendisi zaten bir çıkara hizmet eder. Çünkü bizleri mutlu eder. Ve bu eski toplumlarda zaten çok önemliydi. Yüksek olasılıkla bu avcı toplayıcı süreçte geçirdiğimiz bir adaptasyona dayanıyor. Mesela Jared Diamond kitabında yerlilerin yazılı kaynakları da olmadığı için bütün gece sabaha kadar ateşin başında ya ben dün şöyle bir yere gitmiştim böyle bir hayvan gördüm. Ya ben dün şöyle bir ağaca gitmiştim ağacın şu dallarının kuru olduğunu gördüm diye sürekli bir bilgilendirme sürecinde olduğunu anlatır. Yani bu zaten bizim eskiden hayatta kalma şansımızı, avantajımızı arttıran bir şey olduğu için sürekli olarak birbirimize bilgi verme ve verilen bir bilgiyi alıp bu bilgiye göre hareket etmek gibi çok doğal ve içsel eğilimlerimiz var. Ve işte bu eğilimler her şeyden önce bizim çıkarımız. Biz bundan mutlu oluyoruz ama birileri de bunu tabii ki kullanmak istediği zaman kullanabiliyor. Biz buna merak diyebilir miyiz? Tabii yani özeti bu aslında. Merak. Aynen öyle. Esra Hocam? Söylenenler çok doğru tabii. İnsanlar öncelikli olarak bilmek istiyorlar. Yani insanlık tarihine baktığımız zaman neden yağmur yağıyor, gök neden gürledi, neden dünyaya geldik, niye ölüyoruz, etrafımızdakiler neden ölüyor, öldükten sonra ne olacak, bütün bunlar çok anlamsız değil mi gibi gibi bir sürü soru ile muhakkak yaşadı insanlar. Hala da öyle. Bu soruların bir kısmı cevaplanabildi, bir kısmı cevaplanamadı. Baktığımız zaman felsefe çeşitli sorular sormayı sürdürdü tarih boyunca ve bazı cevaplar verildi. İşte mitoloji bir takım cevaplar verdi. Dinler çeşitli cevaplar sundular. Bilim cevap aramayı sürdürdü, hala sürdürüyor. İşte başka inançlar, batıl inançlar, astroloji vesaire gibi çeşitli cevap mekanizmaları zaman sonra ortaya çıkan insanlar bilmek istiyorlar. Birileri onlara bu bilinmeyenlerle ilgili cevaplar sunsun istiyorlar. Yani insanlar neden inanıyorlar sorusunun öncelikli cevabı galiba bu. Bilmek istiyoruz çünkü bir şeylere inanmak istiyoruz. Kafamızdaki o cevabı belli olmayan bir sürü soruya mümkünse birileri kolayca cevabı versin istiyoruz. Merak dendi ama elbette merak var ama bu merak insanı çok da araştırmaya koşullayan, işte çaba sarf etmesini gerektiren bir merak gibi de durmuyor. Mümkünse de kolay cevaplara ulaşmaya çalışıyoruz sanki. O yüzden hazır paketleri kabul etmeye, bir an önce onlara inanmaya daha da hazırız gibi görünüyor. Şimdi geçenlerde, şimdi tam hatırlayamıyorum kim olduğunu ama yani güvendiğim bir isimdi. Onu biliyorum, bir yere not ettim çünkü ona da baktım. Şöyle bir ilginç bilgiyle karşılaştım. Bu toplum, coğrafya vesaire fark ettirmeden hemen her yerde geçerli, onu da bir hatırlatalım.
insanların kendi aralarında kurmuş oldukları diyalogların %80'i dedikodu üzerinde şekilleniyor diyordu. Şimdi tabii burada dedikodu dediğimizde dedikoduyu tek başına ille de birisinin kötü anlamda çekiştirilmesi gibi yani düşünmeyin. İnformasyon içermeyen veriler bunlar. Evet, yani o öyle yapmış, böyle yapmış, şunun durumu şu, bunun durumu bu gibi. Ya bu bir temel ihtiyaç olarak da sanki ortaya çıkıyor gibi görünüyor. Ne dersiniz hocam? Yani bu bir ihtiyaç sanki. Dedikodunun ihtiyaç olup olmadığı kısmı. Yani bir şekilde bu anlamda enformasyonun aktarılması, yani hem hayatta kalmak için gerekli, hı hı, yani antropolojik anlamda baktığımızda, hı hı, hem de grup içi dinamikleri sağlam tutabilmek için adeta bir grup içi dinamik, nasıl diyelim, ritüeli gibi bir şey bu anlamda enformasyonun paylaşılması, doğru ya da yanlış olması, hı hı, gerekmiyor, hı hı, herhalde. Şimdi belirli bir tür enformasyona sahip olmak ya da ona sahip olan gruba dahil olmak elbette aidiyetini de insanların artırır. Yani şöyle düşünelim, belirli bir diziyi izleyen bir öğrenci grubu varsa diğer öğrenciler de o diziyi izlemek zorunda hissedebilirler kendilerini. Çünkü ertesi gün o dizi tartışılıyordur örneğin, ya da işte futbol maçları için aynı şeyi düşünebiliriz. Taraftarlık için aynı şeyi düşünebiliriz. O yüzden belirli tür enformasyonun paylaşımı grup birlikteliğini, aidiyeti arttırır. Aidiyet de insanların ihtiyaçlarından biri. İnsan sosyal bir varlık. Tek başına bireyin psikolojisi de kendi kendine oluşan, devam eden bir şey değil. Hani doğuştan getirip öyle kendi kendimize götürmüyoruz muhakkak. Dış faktörlerden etkileniyor. Diğer insanlarla olan ilişkilerimizden büyük ölçüde etkileniyor. O yüzden onlarla kurduğumuz diyalog, yaşam boyu, bilgi alışverişi, dedikodu da bir tür enformasyon. Yani değerlidir, değildir ama bir enformasyon akışı vardır orada da. Doğrudur, yalandır. İşte yalan haberlere baktığımızda o da bir tür enformasyondur. Ya da bir işe yaramaz dedikoduyla. Yani o enformasyonu bir başka şekilde kullanamayabilirsiniz. Anlatabildim mi? Evet, çok işlevsel olmayabilir ama beklenmeyen bir işlevi olabilir belki hocam. Yani belki. Siz daha iyi bilirsiniz, işte eğlenir en azından. Bu da bir işlev yani olabilir. Doğru da olabilir ama yani toplumsal normlara aykırı davranan ve dolayısıyla bizim için zararlı olabilecek bir kişi hakkında uyarı niteliğinde de olabilir. Yani evet, bir kişiye karşı şu şunu dolandırmış dediğiniz zaman o kişinin dolandırma potansiyeli bulunduğunu öğrenip kendinizi savunmak için önden bilgi almış olursunuz. Yani bir işlevi de olabilir. Bu da çok doğru. Hanımefendi dedi de doğru, Zeki de doğru. Ama benim anladığım kadarıyla Bayram Bey'in söylediği şey şu. Bir grup içerisinde selamlaşmalar, ne haber, nasıl gidiyor tarzındaki alışverişler, konuşmaların %80'i, %90'ı hiçbir işe yaramaz konuşmalar. Onu söylemek istedim. Dedikodunun verimliliği düşük olabilir biraz. Evet, eğer kastınız evet, oysa. Yani şöyle evet, evet, onu söylemek istedim. Paylaşılan enformasyonun kendi içinde özel bir değerinin olması gerekmiyor. Burada temel değeri oluşturan şey zaten paylaşımın kendisi, evet, haline kendisi gelmeye başlıyor. Aynen. Bu da insanın sosyal bir varlık olduğu bilgisiyle doğrudan örtüşen bir bilgi. Yani kendi kendini de tasdik eden bir bilgi var karşımızda. Yani bu anlamda bir ihtiyaç. Dedikodu da olsa, hani şeyde de vardır ya, şiirde de, yalan da olsa hoşuma gidiyor söyle. Evet. Galiba biraz o noktadayız deyip Ali Murat Hoca'ya dönelim. Şimdi tabii kim insan... niye yapıyor, nasıl yapıyoruz bu işleri? Aynen hiç... öyle. Şimdi insanoğlu hep bilgiyi aramıştır aslında, ona ulaşmaya çalışmıştır. Ama üzülerek söylemek gerekir ki özellikle birçok alanda kavramları hep birbirine karıştırıyoruz. Yani verinin ne olduğunu, enformasyonun ne olduğunu, bilginin ne olduğunu bilmeden birbiri yerine bu tarz kelimeleri kullanıyoruz. Aslında bizim burada temel gayemiz, burada sadece bilim insanları, akademisyenleri de kastetmiyorum. Aslında insanoğlunun temel gayesi bilgeliktir, bilgeliğe ulaşmaktır. Bunun için verileri enformasyon haline dönüştürür, enformasyonları bilgi haline dönüştürür ve en üstte, piramidin en üstünde bilgelik söz konusu vardır. Tabii bakın, burada organize etme, o topladıkları verileri organize edip enformasyona dönüştürme, enformasyonları karar verip bilgi haline dönüştürme ve en sonda da doğruyu, yanlışı, burada çarpıtma bilgi var mı gerçekten teyit ederek en sonunda bilgeliğe ulaşma amacını güder. Tabii insanlar neden yalan haberlere inanır, sahte haberlere inanır ya da işte neden yalan söyler? Bunlar sürekli tartışma konusu olan etmenler. Biz de bazen ufak tefek yalanlar söylemek zorunda kalabiliyoruz. Ben yalan söylemiyorum diyen insana da açıkçası inanmam.
Çünkü özellikle sosyal medyanın, ben biraz kendi alanımla konuşmam gerekirse, sosyal medya yapısı gereği zaten böyle bir alan. İnsanlar sadece mutluluklarını orada sunuyorlar. Sadece güzel hallerini, güzel durumlarını orada sunuyorlar. İnsanların bunu sorgulaması lazım. Deniz Bey, biz her zaman mutlu muyuz? Her zaman huzurlu muyuz? Ailemizde her zaman eşimizle, karımızla, çoluğumuza, çocuğumuza sevdikleri... Instagram'daysa öylesiniz hocam. Ama öyle gözükmek gerekiyor. Anlatabiliyor muyum? Size verilen bir rol model var aslında. Deniz, sen sosyal medyadaysan bu şekilde olmak zorundasın. Bu tarz paylaşımlarda yapmak zorundasın. Mutlaka arabayla ilgili fotoğraflar paylaşmak zorundasın. Bir ne bileyim işte bir... Kesinlikle. Kedi paylaşmayanı almıyorlar. Kesinlikle almıyorlar. Ya da işte ne bileyim tatildesiniz, tatile gittiniz. Mutlaka Kürk mantolu Madonna'yla bir içecek bardağınızı mutlaka koymak zorundasınız. Bu isteniyor. Size verilmiş, biçilmiş ve özellikle bu Z kuşağı diye tabir ettiğimiz 2000 ve sonrası doğan kuşakta tam işte bu girdabın içerisine girmiş durumda. Mecbur kalıyorsunuz. Burada hani belki Şerif Mardin'i de hatırlayabiliriz. Mahalle baskısı adını verdiğimiz bir kavram var. Yani çocuklar orada bunu paylaşma gereksinimi hissediyorlar kendilerinde. Bunu yapmazsam olmaz diyor. İşte ne yapıyor? O fotoğrafı paylaştıktan sonra bir haz ortaya çıkıyor. Hedonizm. Yani tamamen doruklarına kadar yaşanıyor. Ya da narsisizm. İşte biliyorsunuz antik Yunan'da Narkisos ne yapıyor? Aynı göldeki yansımasına ne yapıyor? Aşık oluyor ve sürekli onu görmek istiyor. Biz şu an o noktadayız. Ya da telefonlarımızın önünde yer alan kameralar. Direkt selfie diye tabir ettiğiniz direkt ön kameralar ve artık selfie poz modu var. Yani direkt telefonunuzla bunu çekebiliyorsunuz. Dolayısıyla böyle bir sanal gerçekliğin oluşturduğu ortamda elbette ki yalanlar olacaktır. Ne yapacak? Arkadaş iki tane, üç tane hesap açacak. Ne yapacak? Denizli olan ilişkilerini birinci hesabından, işte Tevfik'le olanları iki, Arif Hoca ile olanları üçüncü hesabından irdeleyecek. Ya da ne yapacak? Yaptığı paylaşımlarda bir hedef kitle belirleyecek. Okul arkadaşlarıma sadece paylaşıyorsam özel paylaşım oraya gitsin. İşte iş arkadaşlarımla paylaşıyorsam ikinci. Eşimle, sevgilimle yapıyorsam üç. Düşünebiliyor musunuz? Böyle bir mod var. Böyle yani, mi yapıyorsun sakın? Hayır, benim öyle bir şey yok. Ben bekarım efendim yani. Öyle söyleyeyim. Onu söyleyeyim hocam. Yani hani şimdi ona göre yani buradan da kamuoyuyla paylaşalım yani. Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla Deniz Hocam. Yani dolayısıyla böyle bir moda içerisinde tabii ki insanlar ister istemez kendilerini belli kişilere benzetmek, belli kişiler gibi olmak ki biz burada sosyal medyada influencer diyoruz. Yani etkileyici diyoruz. Onlar gibi olmak, onların gittiği yere gitmek ve onlar gibi olma arzusu ne yazık ki bizleri yalanlara sevk etmeye durumuna itiyor. Ve tabii bu da üzücü. Bu tabii toplumsal yozlaşmayı da beraberinde getiriyor. Kültürel yozlaşmayı da beraberinde getiriyor. Çünkü insanlar inandıklarına değil, yani oldukları gibi değil, onlara biçilen rol ve medele uygun bir şekilde paylaşımlarda bulunuyor. Bu da tabii ister istemez yalanı beraberinde getiriyor ki zaten bir yalan başka yalanı getiriyor. Böylece domino etkisi takır 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 ne yazık ki her alanda cereyan ediyor. Bu da hakikaten üzücü. Geleceğimiz açısından, ülkemizin geleceği açısından, toplumumuzun geleceği açısından elbette ki üzücü oluyor. Bunun tabii psikolojik sorunları da beraberinde getirdiği, sosyolojik sorunları da beraberinde getirdiğini görüyorsunuz. Özellikle bu özel günlerde filan bu sıkça karşımıza çıkıyor. Yani özel günler işte her gün biliyorsunuz yani bugün sosyal medyada her gün farklı bir özel gün olarak karşımıza çıkıyor. Anneler günü, babalar günü alışık gelmişti ama işte sevgililer günü. Mesela bir dönem Black Friday dediğimiz bir kavram ortaya çıktı. İnsanlar alışveriş çılgınlığına dönüştü. Alan da paylaşım yaptı, almayan da paylaşım yaptı. Şimdi bugün diyorsunuz ki mesela tatil bizim için önemli. Ne bileyim işte Bodrum'dayım, Muğla'dayım, Datça'dayım. İnsanlar burada paylaşım yapıyorlar, konum bildiriyorlar. Ama bugün konum bildirmek için illa oralara gitmenize gerek yok ki. Bu ne yapıyor? İnsanlarda bir prestij, bir artı sağlıyor. Yani bakın ben de sizin gibiyim. Ben de sizin gibi bu ortamda bir aradayım ve sizler gibi yaşıyorum aktarıyor. İşte zaten bundan sonra olaylar cereyan ediyor. Hocam bu gerçi yani moda dediğimiz şey eskiden de böyleydi de sosyal medya ile etkileşimle beraber arttı diyebilir miyiz? Tabii, eskiden yani, insanlar köyde yanardı, dönünce Datça'da yandım derdi. Fotoğraf paylaşmazdı ama. Yani. Ama burada bir kamuoyu var. Genel şimdi artık haber alım süreçleri de değişmeye başladı. Şimdi ben geçmişte Deniz Bey'den haberleri alıyordum, izliyordum. O sadece neyi verirse, filtrelerse onu alıyordum. Ama artık şunu yapabiliyorum.
Ya Deniz Bey böyle bir şey söyledi. Ben hemen bir internette bunu arayayım. Sosyal medyada bunu arayayım. Bakayım ne diyecekler. İnsanlar ne yapmış? Hangi hashtagleri kullanmış? Bu hashtagleri artık analiz edebiliyoruz. Burada o hashtaglerle ilgili duygu analizi gerçekleştirebiliyoruz. Burada yapılan yorumların olumlu mu, olumsuz mu, nötr mü olduğunu analiz edebiliyoruz. Çünkü artık büyük veri dediğimiz bir kavram var. Gelecek büyük veri üzerine kurulu. Zaten ilerleyen dakikalarda bunları da konuşacağız. İşte Trump'ın seçimlerinden tutun günümüzde işte Trump öldü mü, 3. Dünya Savaşı çıktı mı vesaire. Bunların aslında hepsi bir madencilik gerektiren bir eylemdir. Yani veri madenciliği, o verileri işleyip toplumu çok rahat bir şekilde siz analiz edebilirsiniz. Zor bir şey değil. Ha elbette ki dediğim gibi doğru, yanlış bunlar tabii ki tartışılır. Ama şu bir gerçek ki artık biz içinde yaşadığımız toplumu sosyolojik olarak da hocamın alanına çok girmeyelim. Sosyolojik olarak da bir analiz etmek istiyor iseniz burada sosyal medya biçilmiş kaftandır. Çünkü insanlara o tasvir edilmiş hayat bu biçimler ki bir karikatür görmüştüm. Mesela siz gidiyorsunuz Deniz Bey, şunu istiyorsunuz. İşte sahilden bir fotoğraf istiyorsanız 5 lira. İşte elinde kitap okuyan işte içeceğiyle olan 7 lira. Ondan sonra işte ne bileyim yurt dışında Paris'te Eiffel Kulesi'nin yanında 10 lira. Öyle bunun da bir ticareti var yani. Anlatayım. Gelecek bu noktaya yani geliyor. İstanbul'dayken oluyor bunlar. Evet kesinlikle. Yani ben sizi Paris'e götüreyim isterseniz hemen. Hocam. Tabii 5 lira. Aynen öyle yani. Bugün işte yine programımız içerisinde var. Deepfake kavramından bahsedeceğiz. Yani bugün Trump'ın söylemediği bir şeyi sadece ağzıyla oynayarak bunu söylemiş gibi aktarabiliyorsunuz ve insanlar da bunu kanıyorlar, inanıyorlar. Bunlar çok ortaya çıkıyor ve özellikle bu meme diye tabir ettiğimiz caps kültürü de biraz bunu ortaya çıkarttı. Ve özellikle mizahi bir dille yapılan paylaşımlar ne yazık ki sosyal medyada iyi bir dijital okur yazar olmadığımız için gerçek olarak da algılanıyor. Zaten bundan sonra o işte yalan rüzgarı, o da geçmişte bir diziydi belki izlemişsinizdir. Bizim buradaki yalan rüzgarıyla oradaki yalan rüzgarının pek bir ilişkisi yok. Bu yalan rüzgarı ne yazık ki bütün bir fırtına haline geliyor ve bütün çocuğu, genci, yetişkini hepsini birden etkiliyor. Dolayısıyla işte o yalan dediğiniz kavramın sosyal medyada bu kadar tezahür etmesi, bu kadar ceryan etmesinin altında yatan en temel etmenlerden bir tanesi hedonizm, narsizm ve tabii ki her insanda olan egoizm oluyor. Hocam, Arif hocam, şimdi şu ana kadar olan konuşmalardan aslında hani böyle net ifade edilmeyen ama çıkan bir sonuç da var. Yalan insan doğasının bir parçası galiba değil mi? Nasıl bir parçası? Yani şimdi patolojik kısmından bahsetmiyorum. Genelleme yaparak konuşuyorum. Normal ortalama insan açısından baktığımızda yalan hayatımızın bir parçası herhalde. Yani yalan söylemeyen birisi gerçekten yoktur. Vallahi ben bunu böyle söyleyemeyeceğim. Peki. Söyleyemeyeceğim. Yalan hayatta olmaması gereken bir şey aslında. Evet. İnsanlar arasında güveni olduğu gibi var eden şey doğru ya da yalan söylemektir. Öyle değil mi? Eğer siz yalan söylemeyi genelleştirir de herkeste bu var derseniz giderek yaygınlaşır ve giderek genelleşir. Kimsenin kimseye güvenmediği bir toplum yapısına doğru gideriz. Ama hocam pratiğe baktığımızda da evet ideal olarak durum bu. Ama pratiğe baktığımızda da insanların yani yalan söylemediğini... Bu pratik iyi bir pratik değil aslında. Arif hocam şimdi vatandaşa sorsanız herkes belgesel seyrediyor yani anlatabiliyor muyum? O şekilde söylüyorlar. Anlıyorum da. Şimdi aslında ben seyretmiyorum diyeni ben tercih evet. ederim. Ha, doğrudur hocam mi? Ama... Tabii. Şimdi... Bu yalan rüzgarı hı hı. dediniz, yalan evet. yağmuru diyelim biz buna. Tamam hocam. Bu kadar çok toplumda yayıldığına göre evet. bu benim tercih ettiğim bir şey değil. Doğru bir bilgi alışverişi, insan güven faktörünü sarsan bir özellik bu. Güven ilişkisini zedeleyen bir özellik. Doğru ama bir realite. Bir realite de. Yani bunu sosyal medyadan ya da günümüzden soyutlayıp 200 yıl öncesine gidelim. Etrafında onu bir köy hayal edelim. Evet. O köydeki durumu değiştirebilecek dışsal özelliklerin çok çok uzakta olduğunu düşünelim. Evet. Ama o köyde yaşayan insanların da ufak tefek beyaz yalan vesaire gibi tanımladığımız yani yalanların hayatında tabii ki, var olduğunu tabii, tabii maalesef var. Söylemek zorundayız. Ama bu tabii ki var olması gerektiği anlamını getirmiyor evet. bana. Hocam
etik olarak konuşmuyoruz hocam, etik şu an. Ben bakın, insan yürekten konuşuyorum. Anladım ama hocam, insan doğası anlamında yalanın insan psikolojisinde nereye oturduğunu da bize anlatabilirseniz çok mutlu olacağız. Yani insan psikolojisinde yalan dediğiniz zaman olması gereken şey gerçeği gizleme psikolojisi. Gerçeği gizleme. Gerçeği gizlemek o kadar çok değişik sebeplerle ortaya çıkar ki ondan menfaat temin edersiniz. Biz buna ikinci kazanç, hatta göze batacak derecesi birinci kazanç ismini veriyoruz. İkincisi, bu yalanlar söz konusu olduğu zaman ciddi bir aşağılık kompleksinden bahsediyoruz. Olmadığına inandığı bir şeyi varmış gibi göstermek tarzında. Hı hı. Sizin narsizm dediğiniz şey onun görünen şekli. Anlatabildim mi? Değişik sebeplerle olabilir bu. İnsanlar ideal popülasyonda, ideal insan ilişkilerinde yalanın elbette yer almaması lazım ki biz ütopyaya doğru gidelim diye düşünüyorum ben. Peki böyle bir şey mümkün mü? Ya şimdi Arif hocam olayı normatif, yani nasıl olması gerektiği çerçevesinden ele alıyor ki şey olarak da söylediği şey çok haklı. Baktığınız zaman bu meşhur endeksler vardır. Bu tanesi toplumsal güven endeksi. Yani insanların bir yabancıya, kendi toplumundaki bir yabancıya ne kadar güvendiği ile ilgili. Yani güvenir misiniz size bir yabancı gelse diye. Güven düzeyi yüksek olan ülkelerin aynı zamanda refah, gayri safi milli hasıla ve benzeri diğer özelliklerinin de yüksek olduğuna rastlıyoruz. Hı hı. Çünkü toplumsal güven aynı zamanda insanların birbirine yaptığı yanlışı, bir yanlış beklemiyorsunuz. Hı hı. İki, karşıda böyle bir beklenti olmadığı için siz de kolaylıkla yanlış yapamıyorsunuz. Çünkü bu toplumdan çok şiddetli bir biçimde dışlanmanıza sebep oluyor. Evet. Affedersiniz, tırnak içinde bölmeyeyim sizi. Buyurun. Bu refah seviyesi yükselen ülkeler de aynı zamanda eğitim de daha iyi. Tabii yani hepsi birbiriyle bağlı. Güvence. Şimdi bir soruya cevap veriyorum. Hep ödüle odaklanıyorsunuz da insan cezadan kaçınmak için de yalan söyler. Yani sadece bir çıkar elde etmek için değil, bir tehdit ve tehlike varsa, karşısında bundan kurtulmak, bunu bertaraf etmek, bundan kaçınmak için de yalan söyler. Ve bu bakımdan evet, insan doğasının bir parçası galiba böyle deyince meşrulaştırmış olmayız. Çünkü bir yerde bir tehdit altındasınız. İnsanlar size boş yere, hatta suçsuz yere, haksız yere zulüm edecek. Eğer siz bundan ufak bir yalanla kurtulabiliyorsanız tabii ki buna başvurursunuz. Yani bu doğal olan, hayatta kalmak için. Bu yüzden belki iki şekilde ele almak gerekiyor. İnsan bazen keyfi olarak yalan söylemekle beraber bazen buna mecbur kalabilir. Yani bu da önemli bir detay olduğunu düşünüyorum. Tabii benim unuttuğum şey o sizin söylediğiniz. Yani ilkokuldan beri başlıyor işte. Niye yapamadın? Elektrikler kesildi. Ödevimi niye yapamadın? Buradan aslında başlıyoruz hocam. Yani hani bu yalan. Çünkü niye? Hoca kızacak. İşte ne bileyim düşük not verecek. Böyle bir mazeret gibi oluyor. Ama bu tabii... Cezadan kaçmak. Evet hocam. Cezadan kaçmak. Hı-hı. Ama toplum yapısı olarak bakıldığınızda, hı-hı, anlatabildim mi? Bu tür şeyleri alışkanlık haline getirmemiş bir toplumu, hı-hı, ideal toplum olarak düşünüyorum ben. Evet. Elbette ideal toplum. İdeal toplum ne zaman gerçekleşir onu hayal, onu biliyorum ama yani mümkün olduğu kadar yalan bilgi transferini herhalde onaylayacak durumda değiliz ve genelleştirecek durumda değiliz. Yani. Ya, gerekçelerini bilmezsek ama bunun önüne geçmenin hangi sahiplerle ortaya çıktığını, hangi sebeplere dayandığını bilmezsek de bununla mücadele etmenin herhalde pek imkanı da olmaz değil mi hocam? Tabii. O yüzden burada biraz sebeplerini deşmeye çalışıyoruz. Şimdi ikinci noktalardan bir tanesi insanın doğruyla olan ilişkisi. Hani çok böyle temel baktığımızda insanın işte rasyonel bir varlık olduğunu, bir takım veriler üzerinden hareketle düşünerek kararlara vardığını, dolayısıyla karşısına hele de doğru bir bilgi geldiğinde, kanıtlanmış bir bilgi geldiğinde bunu kabul edeceği varsayımıyla hareket ediyoruz. Fakat maalesef gerçekte yine böyle olmuyor. Çünkü insanları engelleyen bir takım başka faktörler söz konusu. Galiba en başta yine bunu konuşuyorken herhalde grup dinamiklerinden bahsetmek gerekecek. Size döneyim hocam, bu kısmıyla belki biraz bahsedelim. Yani o grup dinamikleri kişinin hakikatle ilişkisini nasıl bozuyor, nasıl gerçekleri reddetmesi sonucuna götürebiliyor. Çok pratikte de bugün örneklerini de yaşıyoruz. Evet, bu toplumdaki kutuplaşma meselesi de galiba tam da buraya oturuyor. Şimdi kimlik edinmeye çalışıyoruz. Çok özür dilerim.
Hazır onu söylemişken önemli bir bilgiyi de aktaralım. Dünyanın neresinde olursa olsun hemen hemen aynı sonucu veriyor. Sosyal medya hesapları, o hesaplarda takip edilen, iletişime geçilen insanların genel bulundukları fikri çerçeve neresi diye bakılıyor. Özetle şöyle söyleyeyim. Herkes kendi inancından, kendi fikrinden, kendi ideolojisinden olan insanları takip ediyor ve enformasyon, data da, bilgi diyemiyorum hala, o çember içerisinde dolaşıyor. Yani hani Türkçedeki... Yankı odası. Ya da Türkçedeki körler sağırlar, birbirini ağırlar diye tanımlanan atasözü geliyor benim aklıma. Biraz da buradan da devam edebiliriz. Buyurun. Evet, dediğiniz gibi taraftarlık çerçevesinde genellikle gidiyor. Benim işte Twitter'da bir hesabım var, aktif değilim ama takip ediyorum. Neler oluyor, neler bitiyor görmek adına. Benim mesela takip ettiğim birini gören biri bana dedi ki, "Aa, gördüm ki sen onu takip ediyormuşsun. Neden ediyorsun?" Dedim ki ben herkes takip ediyorum. Çünkü başka bir amaçla takip ediyorum zaten. Şimdi şöyle, ama genel olarak dediğiniz gibi yapılan bu bir taraftarlık içinde gidiyor. Ve bir grup aidiyeti üzerinden ilerliyor gerçekten de. Aslında bu sadece sosyal medyada gördüğümüz bir şey değil. Bu reel dünyada yaşadığımız bir şey. Şimdi değer görmek çalışıyor. Şimdi nizam neden yapar, neden yalan söyler dedik ya biraz önce. Onaylanma arzusu içindeyiz de aynı zamanda. Başarmak istiyoruz çünkü buna inandırılıyoruz. Mesela eğitim sistemi tamamen biz neler yaparsak daha başarılı olacağız ve işte o çağın, oradaki ideal toplumun gereklilikleri nelerse artık bize ne öğretildiyse neleri gerçekleştirirsek o ideal insan, toplumun ideal vatandaşı haline geleceğiz. Bunları bize öğretiyor ve orada attığımız adımlarla biz de o doğrusal yolda işte ilerlemeye çalışıyoruz. Bunun içerisinde de sürekli onaylanmayı ve tabii ceza da var işin içerisinde. Yani eğitim sistemi içerisinde iyi bir şey yaparsak onaylanıyoruz, kötü bir şey yaparsak cezalandırılıyoruz. Ailede de böyle, bu okulda da böyle. Şimdi bunu öğrendiğimiz zaman sürekli o onaylanmaya ihtiyaç duyan insanlar olarak devam ediyoruz. Şimdi bu bir boyutu bu. Bir gruba aidiyet onaylandığımız ve onaylanmayı sürdüreceğimiz anlamına geliyor bir yanıyla. Biraz sosyal psikoloji açısından da bakacak olursak. Öte yandan başka bir mesele var ki o da toplumda insanların kimlik edinimleri artık başka faktörlere yeni işte bu postmodern diye isimlendirilen çağda yeni kimlik belirleyenleri ortaya çıkmaya başladı. Ha bunlar yok muydu? Elbette vardı. Ama biraz daha önemli hale gelmeye başladılar. Farklılıklar, çeşitlilikler, işte nedir bunlar, etniste, dinsel aidiyetler, ırk olabilir, kültürel, ırksal içinde bulunan gruplar olabilir bunlar. Aile, klan, işte, kabile, aşiret vesaire gibi falan, bir sürü evet, şeye gidelim. Evet, ya. Evet. Geleneksel cemaatler, sanal cemaatler, modern cemaatler diye hani bütün şeyleri tanımlayabiliriz. Hepsinin evet, böyle bir dinamiği var sonuçta. Evet ve yeni şeyler de ekleniyor. Yani işte tüketim kalıpları, boş zamanlarımızda neler yaptığımız, hafta sonlarımızı nasıl geçirdiğimiz, nerede tatile gittiğimiz, hangi takımı tuttuğumuz, işte televizyonda belgesel mi izlediğimiz, dizi mi izlediğimiz, bir sürü şeyle örneklendirebiliriz. Biliriz bunu. İşte spor yapıyor muyuz? Fit miyiz? Obez miyiz? Gerçekten bir sürü tuhaf grup oluşmaya başladı. Ve bir insanın kimliğini toplumsal yaşam içerisinde çok daha fazla belirleyen, geçmişten daha önemli hale gelmeye başladı. Çünkü büyük kapsayıcı kimliklerin yerine o küçük parçacıklar daha belirleyici olmaya başladı. Ha bu demek değil ki işte toplumsal sınıf diye bir şey artık yok. İşte üretim ekonomisi ya da buna bağlı rollerimiz yok oldu demek değil. Ama diğerleri de sivrilmeye başladılar. Yeni bir sosyal tabakalaşma belki adımı diye tanımlamak mümkün olabilir mi bunu? Geleneksel gördüğümüz tabakaların dışında teknolojinin ve sosyal medyanın getirmiş olduğu yeni tabakalar. Sınıf değil, özellikle altını evet, çizerek tabakalaşma. Evet, yani tabakalaşma dizgeleri içerisinde yeni bir açılım ve çeşitlenme
diyebiliriz belki. Bir diğerinden o büyük sınıfları yok etmiyor elbette. Ama yeni önemli kimlikçikler ortaya çıkmaya başlıyor. Ve zaman zaman bunların bir diğerinden daha önemli olabiliyor. Ve her birimiz birden fazla kimliğe sahibiz. İşte mesleğimizden sahip olduğumuz bir aidiyet, grup aidiyeti var. Dediğim gibi tüketim üzerinden elde ettiğimiz kimlikler var. Sosyal medyadaki kimliklerimiz var. Hocamın anlattığı gibi birden çok olabiliyor bunlar. İşte Facebook'ta belki daha ciddi, daha ben olan bir kimlik olabiliyor da Instagram'da daha ideal bir kimlik sunulabiliyor. Çok çeşitli kimliklerimiz oluyor. Şimdi bu kimlikler gerekli. Çünkü insanlar dediğim gibi değer görmek istiyorlar, onaylanmak istiyorlar, ait olmak istiyorlar. Bu da beğenildi mi? Ne kadar tıklandım? Kaç kişi gördü? Üzerinden de kendilerini değerli hissetmeye çalışıyorlar. Yani nasıl bir insanım sorusuna cevap vermek artık yeterli olmamaya başlıyor. Nasıl da başarılı bir insanım ya da kendimi bir insan olarak sergilerken ne kadar başarılıyım da cevaplanması beklenen bir soru haline gelmeye başlıyor. Arif Hocam, bir futbol maçı, gayet açık bir pozisyon. Rakip takımın oyuncusu ceza sahasına girerken net bir tekmeyle düşürülüyor. Fakat o takımın taraftarı onun penaltı olmadığı konusunda çok net ve çok ısrarcı. Durum inkar edilemez. Şimdi artık VAR teknolojisi var ya, VAR'la birlikte inkar edilemeyecek şekilde ortaya konuluyor. Fakat gene inkar ediliyor. İnkar edilmediğinde de siz de şöyle yapmıştınız, siz de böyle yapmıştınız, siz de zaten şöyle yapmıştınız diye bir takım şeyler, gerekçeler getirilmeye başlanıyor. Bir insan nasıl oluyor da göz göre göre, futbol örneğinde olduğu gibi gayet net olan bir şeyi reddedebiliyor ya da ona başka gerekçeler getirebiliyor? Bunun gerekçeleri, sebepleri neler olabilir? Şimdi insan bireysel anlamda sorulduğunda bir köşeye çekip de sorsanız onun penaltı olmadığını söyleyecektir. Fakat hanımefendinin alanına girer biçimde söylemeye çalışayım iznim olursa. Rica ederim, buyurun. O da şu. Sosyal gruplar içerisinde olduğu zaman sosyal grubun etkileşiminde kalarak onu söylüyorlar. Genellikle budur. Yani ağzını hiç bozmamış bir adam futbol tribününde en olmadık galis küfürleri görebilir. Evet. Değil mi? O ben deşarj oldum falan diyor. O deşarj olmak değil tabii yani. Dolayısıyla yani sosyal etkileşim, sosyal grup etkileşimi son derece önemli. Yani gene ben izin alarak ilave etmek isteyeyim. İnsan birey olduğu zaman özgüven duygusu belli bir yere kadar ama grup olarak hareket edildiğinde daha güvenli hareket ederler. Ve çoğu zaman rasyonel olmaktan çıkıp grubun hedefine doğru yönelirler. Ya insanlar tek tek akıllanır ama yani grup halinde delirirler diye bir söz var hocam. Çok doğru mudur? Çok doğru. Nasıl açabiliriz bunun manası nedir? Biraz önce söylediğim şey. Yani tek tek akıllı, makul, rasyonel olan bir akıl bir araya gelince kendisini ortaya koyamaz ve baskın birisinin rolüyle ileri attığı fikri alkışlar ve arkasından gider. Bu ona bunu anlatıyor aslında bakılırsa. Evet. Bence. Şimdi işin ilginç taraflarından biri de şu benim gördüğüm kadarıyla insanı insan yapan yani işte kutuplardan ekvatora kadar yaşamasını sağlayan şeylerden bir tanesi de sosyal bir varlık olması. Yani o grup dinamikleri dediğimiz şey ama görünen o ki o grup dinamikleri galiba pratikte başka alanlara geldiğimizde gayet olumsuz sonuçlar da doğurabiliyor. Evet. O zaman hani şey demiştiniz ya Tevfik Bey. Yani biz inanma eğilimindeyiz zaten. Şey olan bu. Varsayılan noktası bu. Peki varsayılan olmayan noktaya gitmek için bir takım yeteneklere sahip olmamız gerekiyor. Evet, değil mi? Evet. Bir takım eleştirel düşünme becerilerini. Birkaç noktayı toplayarak cevap olur, verebilirim. Olur, elbette, elbette. Şimdi sizin sorduğunuz soruyla ilgili harika bir deney var. Hani dedim, merak ettim. Niye insanlar o göz göre göre o penaltıya? Şimdi bizim Tate önyargısı dediğimiz bir kavram aslında bu. Bu Amerika'da yapılan deneydi. İki gruba aynı istatistikler farklı isimlerle sunuluyor. Bir tanesinde bir pişik kremi ve pişik sonucu
bu pişik kremi pişiye geçirmiş mi geçirmemiş mi? Bir gruba böyle veriliyor. Bir gruba bireysel silahlanma yasası Amerikan eyaletlerinde suç oranını arttırmış mı azaltmış mı? Bakın veriler aynı. Birinci grup bu olayı pişik kremi ve pişik olarak ele aldığı zaman pişik kremiyle duygusal bir bağları olmadığı için istatistikleri gerçekten doğru değerlendirip doğru sonuca varabiliyorlar matematiksel olarak. İkinci grup konu bireysel silahlanma olunca bu Amerika'da çok ciddi bir kutuplaşma sebebidir. İstatistikleri sağlıklı bir şekilde değerlendiremiyorlar. Bakın matematikten bahsediyoruz. Yani 3 3'se eğer bir rakam diğer araştırmada diğer tarafta da 3. Aynı veri. Sadece işte düşünün ki bilgisayarda işte find replace deyip bul değiştir deyip pişik kelimesini çıkarmışsınız silah yerine koydum. Suç oranı demişsiniz. Pişik kremini çıkarmışsınız yerine bireysel silahlanma yasası. Veri aynı. Okuyan insanlar da yeteri kadar kalabalık. Yani orada bir hataya yer yok ama çıkarılan sonuç farklı. Daha da enteresanını söyleyeyim. Bu teste girmeden önce deneklere bir IQ testi de yapmışlar. Daha zeki olanlar sonuçları çarpıtmakta daha başarılılar. Daha da enteresanı. Bu çok güzel. Yani bir şekilde çünkü ya neden bunun doğru olamayacağı ya da neden bu veride hata olabileceğini bulmada yani kendi mevcut inançlarına, veriyi kendi mevcut inançlarına uydurmada daha başarılılar. Şimdi gelelim diğer tarafa. İnsan az veriyle hareket eder. Ya biz bunlara heuristik ya da zihinsel kısa yol diyoruz. Az veriyle hareket edersiniz. Yani bir manzaraya baktığınız zaman acaba hangi dağ daha uzak, hangi dağ daha yakın için işte gidiş geliş süresi, oradaki bilmem ne vesaire bir hesap kitap yapmazsınız. Bizim zihnimizde bazı heuristikler, kısa yollar vardır. Cisimler, nesneler uzaklaştıkça renkleri griye kayar, yani renk doygunlukları azalır. Biz bir bakışta hangi dağın arkada, hangisinin önünde olduğunu tek bir veriyle biliriz. Bu tek veri bize yeterli. Şimdi vakti zamanında bu zihinsel kısa yollar yaşadığımız ortamda bizler için avantajlıydı. Az bilgiyle hareket etmemiz gerekiyordu. Fakat günümüz kompleks dünyasında, günümüz modern dünyasında bu heuristikler bizim bol bol hata yapmamıza neden oluyor. Yani insan yanılmaya doğrudan elverişli. Çünkü zihinsel kapasite ve donanımımız sınırsız değil. Yani sınırlı bir zaman içerisinde sınırlı bir kapasiteyle sınırlı bir bilgiyi değerlendirip buradan bir sonuç çıkarsamamız gerekiyor. Bu hayatın ama %99'unda işe yarar. Yani gece vakti bazı sokaklarda dolaşmanın tehlikeli olabileceğini, o sokaktaki suç istatistiklerini inceleyerek karar verseydik yamulurduk. Bunu doğrudan evet burası tehlikelidir ben gitmiyorum demek sizi hayatta bırakır. Değil mi? Evet. Köşede bekleyen birilerini görmek. Karanlıksa değil mi? Işık oranına bakmak. Tabii ya köşede tekinsiz dediğimiz sezgisel olarak tipler duruyorsa ben buraya onun girmeyeyim. Onun tekinsiz dersiniz. Olduğunu da yine aynı bilgi süreciyle ya da veri süreciyle hissederek karar veriyoruz. Ve bunlar bizi çoğunlukla kurtarır. Ha maksimum 150 metre daha fazla yürümüş oluruz varacağımız yere ama bu da bizim için çok büyük bir kayıp değildir. Bir tarafta çok büyük bir risk var çünkü. Bu riski bertaraf etmek adına bir kilometre fazla adım atmış olayım. Ama ve lakin işte bu kısa yollar başka zaman çok absürt ya da bizim için zararlı ya da toplumsal olarak tehlikeli, tehditkar sonuçlara ulaşmamıza neden olabilir. Bir tane örnek vermek istiyorum buna. Bir defasında bir gazete Facebook sayfasında Gerard Depardieu'nun bu ülkeden gitmek istiyorum demiş Gerard Depardieu ve kastettiği ülke tabii ki Fransa. Yani konunun bizle uzaktan yakın alakası yok. Gitmek istediği yer Rusya. Sebep çok fazla vergi kesiliyor olması vesaire yani, gibi. Konunun bizimle normal hiçbir alakası yok. Ama ve lakin o gazete Facebook'ta işte tam olarak da bu amaçla galiba Gerard Depardieu'nun fotoğrafını buzlayarak vermiş. Yani üstte birinin bu ülkeden gitmek istediği bilgisi var. Kim olduğu belli değil. İlk yorumcu muhtemelen bu kişinin bizim ülkemizde bir insan olduğunu düşünerek zaten işte beğenmiyorsan git lanet olsun sen zaten hak etmiyorsun burada abi, yaşamayı burnundan yiyorsun. Gelsin yediğin ekmekler bu ülkeden falan. Altında birisi böyle yazmış kalan 100 bin yorum o haberi hiç girip okumadan işte sadece buradaki az bilgiyi tek bilgiyi değerlendirerek benden önceki bunu yazmış demek ki burada kompleks bir sonuca ulaşıyor. Demek ki burada birisi var. Bu birisi ülkesine ihanet edecek düzeyde sözler söylemiş. İşte deyip sadece o kişinin verisiyle adama kaç kişi küfretti bilmiyorum. Boşu boşuna yani. Ve bu gerçekten doğru olmayan bir bilgi üzerine kurulu yani. Peki şimdi reklama bir iki dakika kaldı. Geçmeden önce ben daha farklı bir araştırmadan da bahsedeyim size. Bu araştırma ise yani öyle sonuçların
nasıl diyelim, az önce bahsettiğiniz gibi duygusal olarak yakınlık çerçevesinde manipüle edildiği bir şey değil. Doğrudan çevre etkisinin nasıl doğru bilgiyi bozduğuna dair bir araştırma. 5-6 kişilik bir grup, basit matematik işlemleri veriliyor. İlk turda bir tane denek var. Geri kalan herkes işbirlikçi, deneyin bir parçası. Yanlış sonuçları veriyorlar. Doğru sonucu veren sadece bir kişi var yapılan işlem sonucunda, basit bir matematik işlemi. İkinci soruda cevap verme süresi biraz uzuyor doğruyu verenin. Artık üçüncü ve dördüncü sorularda ise o da diğerleri gibi yanlış yanıtı vermeye başlıyor. Yani kişiler o zaman sesli olarak ifade ediyorlar yanıtlarını. Tabii ifade ediyorlar. Önce, değil mi? Özellikle o yanıtın verilmesi için denek en sona bırakılıyor. Yani kendisinden önce işbirlikçiler sürekli yanlış yanıtları veriyorlar. Örneğin iki çubuğun boyunun kıyaslanması. Bariz bir şekilde, ya da üç çubuğun bariz bir şekilde bir tanesi daha uzun ama hepsinin eşit olduğu iddia ediliyor vesaire gibi. Meşhur eş deneyidir. Solomon eşi yaptı. Şimdi bu daha da ilginç bir durumu ortaya koyuyor. Bile bile insanlar, yani az öncekinde duygusal bir şey söz konusu, grup aidiyeti söz konusu vesaire gibi daha bilince çıkmamış bir takım şeylerden bahsedebiliyoruz ama burada gayet net ortada, üstelik de çok basit bir işlemin sonucundan bahsediyoruz. Acaba bile bile peki biz hakikatten niye bu kadar uzaklaşıyoruz gibi bir soru çıkıyor ortaya. Dilerseniz bir reklam arası vaktimiz de geldi yanılmıyorsam. Reklam arasına gidelim. Dönüşte buradan başlayarak dünyanın bugün artık tanımlanan yeni biçimi olan, daha doğrusu bilgi ve hakikat anlamında yeni ismi dediğimiz post-truth kavramı tam nasıl çevirebiliriz Türkçe'ye? Gerçek ötesi. Gerçeklik ötesi yani gibi bir şey hakikat demek mümkün olabilir. Hakikat diyenler de var. Hakikat ötesi. Hakikat üstü belki üstü deyince daha olumluyor da neyse bilemedim yani öyle bir kavramı biz henüz Türkçe'de oluşturamadık tam olarak ama ne manaya geldi en azından biliniyor. Onu bir konuşalım. Bu deepfake denilen meseleyi konuşalım. Yani o hakikaten çok ciddi sonuçlar doğuracak gibi görünüyor önümüzdeki dakikalarda. Ama şimdi müsaadenizle bir reklama gidelim. Reklamlardan sonra buradayız efendim. Efendim kısa bir reklam arası vermiştik. Gündem özele devam ediyoruz. Küresel manipülasyonu konuşuyoruz. Daha doğrusu artık hepimizin hayatında yer alan, özellikle sosyal medya üzerinden gerçekleşen manipülasyonlar, yalan haberler süreçleri. Tabii bunu konuşuyorken kişinin hakikatle ilişkisi, doğrulara mesafemiz, doğruyu kabul etme kriterlerimizin nelere göre şekillendiği gibi meseleleri konuştuk. Biz bunları konuşuyorken son kısımda da Ali Murat Hocam üst üste notlar aldı. Hatta şimdi ben konuşuyorken gene almaya devam ediyordu. Yok hocam artık not almayın, konuşma sırası size geldi. Buyurun. Teşekkürler, sağ olun. Şimdi az önce de reklama gitmeden önce bu gerçek ötesi kavramını, hakikat ötesi kavramını konuştuk. Tabii bu özellikle sosyal medya ile birlikte had safhaya ulaşmaya başladı. Aslında bu post-truth dediğimiz kavram geçmişte de vardı ve yaşanıyordu. Bir vücut buldu. Çünkü buradan Jay Rosen'a atıfta bulunacak olursak, yurttaş gazeteci, Jay Rosen, yurttaş gazeteciliği, vatandaş gazeteciliği dediğimiz kavram, artık haberi üreten, haberi tüketen isimleriz biz. Sosyal medya hesaplarımız var. Geçmişte konvansiyonel medyaya ne yazık ki hani bir nevi şeydik, muhtaçtık. Ama bugün haberi üreten kişiler de bizleriz. Yani bu programı aynı şekilde YouTube'dan, internetten seyredilebiliyor, etkileşim alabiliyoruz ve ikinci ekran diye tabir ettiğimiz bir yapı söz konusu. Yani artık buradan da bilgiler akıyor. Burada bizim programımızı seyrederken yan tarafta insanlar YouTube kanallarında burada yorum da bulunabiliyorlar. İşte Ali Murat şöyle konuşuyor, Deniz Bey böyle konuşuyor, Arif Hocam böyle konuşuyor diye gidebiliyoruz. Ama burada baktığınızda gerçek anlamda post-truth, ki Oxford Sözlük tarafından yılın kelimesi seçiliyor 2016'da. Bundan sonra zaten bu özellikle bu kavramın ortaya çıkmasını sağlayan bu İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden ayrılma süreci, Brexit süreci adını verdiğimiz bu süreç ve tabii ki
Amerikan Başkanı Donald Trump'ın seçim kampanyaları. Amerikan Başkanı Donald Trump sosyal medyayı çok etkili bir şekilde kullandı. Ve zaten Cambridge Analytica, bunları çokça da konuştuk. CNN ekranlarında da çok konuştuk. Bu Cambridge Analytica skandalı aslında insanların nasıl sosyal medya üzerinde o toplumsal yapılarının, kimliklerinin analiz edilebileceği ve hangi Trump'ı siz istiyorsanız o Trump'ı sosyal medyada gördünüz. Demokratik Trump'ı görmek istiyorsanız demokratik Trump'ı size verdiler. Biraz ayrıntı verseniz hocam bu konuyla alakalı, ne yaptılar, nasıl yaptılar? Nasıl yaptılar? Şimdi artık günümüzde sosyal medyada çok rahat kişi analizleri gerçekleştirebiliyoruz. Sizin paylaşımlarınızdan beğendiğiniz kişilere kadar, ki artık günümüzde yapay zeka ile birlikte bütünleşen bir teknoloji söz konusu. Yapay zeka ile birlikte size aslında ne içerik istiyorsanız onu veriyorlar. Misal diyelim, burada biz çoğumuz sosyal medya kullanıcısı durumundayız. Çoğumuz da WhatsApp kullanıyoruz. Yani hepimiz hatta kullanıyoruz. %90'ın üzerinde bir WhatsApp kullanıcısı var Türkiye genelinde. Hı hı. Ve WhatsApp'ta bazı yazışmalarımız oluyor. Bu hep bir sorgu işareti, soru işareti. Yani neden biz bir bebek maması dediğimiz zaman, bir köpek maması dediğimiz zaman bizi o tarz reklamlar önümüze getiriliyor? Bu hep bir sorgu işareti, soru işareti. Ve burada şunu söylememiz gerekir. Orada baktığınız an o anahtar kelimeler, kullandığınız anahtar kelimeler sizin önünüze reklam olarak neden çıkıyor? Ya da bugün bir siteye girdiğinizde biz dijital bir iz bırakıyoruz. Ve burada size bir siteye girdiğiniz an çerezleri kabul etme zorunluluğu geliyor. Yani diyor ki benim sitemden faydalanmak istiyorsan çerezlere izin vermen gerek. Çerezler nedir? Bizim dijital ayak izlerimizi tutan aslında ufak ufak cookie dediğimiz o kurabiyeler. Yani Deniz şu siteye girdi, kitap sitesine girdi. İşte ne aldı? Uçak bileti aradı. Ne aldı? Tatile gitti. Bundan sonraki süreçte sizin önünüze reklam olarak sadece bunlar geliyor. Çünkü sizi çok iyi analiz eden, takip eden bazı sanal ortamda yer alan kişiler var. Galiba onunla da kalmıyor hocam. Bizim bilgiye erişimimizde de benzer bir filtre uygulanıyor. Yani bugünün popüler arama motorlarına baktığımızda onlar da aynı algoritma üzerinde. Kesinlikle. Bizim hoşumuza herhangi bir konuyla alakalı arama yaptığımızda bizim hoşumuza gidecek, bizim düşünce evrenimiz içerisinde yer alan verileri getiriyor. Onun dışında bizi şaşırtacak, ilginç gelecek ya da tamamen karşısında olacak bilgiden, sayfalardan, verilerden uzak kalın. Şimdi şöyle söyleyeyim. Hemen çok güzel söylediniz. Şimdi Instagram'dan örnek vereyim. Keşfet. Hı hı. Artık Instagram sizin hangi hashtagli fotoğraflarınızı beğendiğinizi gösteriyor ve diyor ki bu dönem işte like hashtagli 5 fotoğraf beğendi Deniz Bayramoğlu diyor. Sizin önünüze koyuyor. Bir. Hı hı. İkincisi YouTube'da izlediğiniz videolar. Bu videoları seyrettikten sonra size video öneriyor. Niye? O orada kullanılan anahtar kelimelere göre. Niye Deniz Bayramoğlu bu videoları sevdi? Bu da senin hoşuna gidebilir diyor. Sana öneri olarak sunuyor. Ve artık böylece bu haber dediğiniz kavram da işte bu noktaya gelmeye başladı. Peki bu niye kötü? Takip ediliyoruz çünkü. Yani Big Brother is watching you. Yani büyük birader bizi seyrediyor ve takip ediyor. Filmi hatırlayacak olursanız burada göreceksiniz. Ve tamamen bir panoptikonun içerisinde kala kalmış durumdayız. O Jeremy Bentham'ın hapishane modeli. Şunu biliyoruz biz artık. Bizim takip edildiğimizi, birileri tarafından kontrol edildiğimizi biliyoruz. Her yerde kameralar var. Ve o kameralar aracılığıyla biz ne yapıyoruz? Aa, şunu yaparsam ne olur, bunu yaparsam ne olur? Artık yani insanlarda sağa sola bakma hastalığı türedi. Niye? Kamera var mı? Beni çekiyor mu? Şöyle yaparsam ne olur? Böyle yaparsam ne olur? Yani tamamen böyle bir dünyaya biz alıştırıldık, alışmaya başladık. Bu da ne sağladı? Bizim vaktimizi, zamanımızı hep sosyal medyada paylaşmamıza, her şeyi sosyal medyada görmemize, araştırmamıza. Bugün baktığınızda Türkiye genelinden bakalım. 82 milyonluk bir nüfusumuz var. 82 milyonluk nüfusumuzun 59 milyonu aktif internet kullanıcısı ve 52 milyonu ise aktif sosyal medya kullanıcısı. Yani bu ne demek oluyor Deniz Bey? Şunu aslında görüyoruz. Sosyal medya bugün artık hayatımızın merkezinde yer almaya başladı. Yayından önce sizlerle de konuşmuştuk. Kitap okuma oranları neden düşük diye. Bunu hep sorguluyorduk. Zaten toplum olarak çok kitap okuma alışkanlığımız hiçbir zaman yoktu ve olmamıştı. Sosyal medya ile birlikte aslında bize soft eğlenceler geliyor. Oradaki videolar. Mesela bugün TikTok dediğiniz bir uygulama var. Mesela insanlar bunu sorguluyor.
sorguladı mı? Şu ana kadar hep Amerika'nın ön planda yer aldığı bir uygulama varken niye şimdi TikTok dediğiniz uygulama ön plana çıkmaya başladı? Ve işte Snapchat'i geride bıraktı. İnsanlar artık, koskoca insanlar da buradan artık paylaşımlarda bulunuyor. Yaşça hani daha büyük olan insanlar da bunu paylaşıyor. Buralarda var olmayı istiyorlar. Neden acaba? Bunda kültürel dinamiklerimiz mi değişmeye başladı? Alışveriş merkezi kültürü dediğiniz kavramla birlikte sosyal medyanın bütünleşmesi ve metropol hayatı acaba insanları derinden mi etkilemeye başladı? Bunları da aslında sorgulamamız gerekiyor. Yani sadece tek dinamiği sosyal medyaya bağlamanın ben doğru olmadığını düşünüyorum. Yani sosyal medya, acaba sosyal medya mı bizi değiştirdi? Yoksa bizim içimizde bu vardı da sosyal medya ile birlikte bu değişim had safhaya ulaşmaya başladı ve teknolojik belirlenimcilik, ki Marshall McLuhan'ın ortaya atmış olduğu kavram, bütün insanları değiştirmeye, teknolojinin kölesi haline getirmeye başladı. Bizler şu an aslında teknoköle olmaya başladık. Bağımlılık kavramı, ki bugün hep konuştuğumuz, sorguladığımız kavramlardan biri. Haberlerde de bunu görüyoruz. Spoiler tarzı haberleri biz artık görüyoruz. Yani akşam CNN Türk ana haber bültenini izlemekten ziyade Twitter'da trend topik listesine bakarak haberleri alma gereksinimi hissediyoruz. Ve insanlar bunu çok iyi biliyorlar. Zaten insanlar haberleri sosyal medyadan almaya başladılar. O zaman biz ne yapabiliriz? O az önce dedik ya, küresel manipülasyondan bahsediyoruz. O zaman biz sosyal medyanın bu yönünü kullanalım. Haberleri buradan verelim. Ama nasıl haberler verelim? Aynı Başkanın Adamları filminde olduğu gibi. Başkanın Adamları filminde izlediyseniz eğer, burada şunu göreceksiniz. Başkanı nasıl görmek istiyorsa vatandaşlar bu şekilde ona sunuyorlar. Şöyle diyorlar, böyle diyorlar. Nasıl bilgi verilmek istiyorsa o şekilde veriliyor. Ve bizde de hep şöyle bir şey var ya, sosyal medya bir özgürlük alanıdır. Sosyal medya, Twitter, Facebook, insanlar istediklerini yazabilirler, çizebilirler, görüşlerini paylaşabilirler. Ama orada Deniz Bey, ne yazık ki sınırlarımızı bilemiyoruz. Yani bir insanla ilgili yorumları görüşleri aktarmakla hakaret ve dediğim gibi tehdit, şantaj boyutlarını ne yazık ki çözemedik. Bu da şuradan kaynaklı. Biz devşirme bir sosyal medya kullanımı sağlıyoruz aslında. Kendimize ait değil yani. Dışarıda oluşturulmuş, hep denetim vesaire konusundan bahsediyoruz mesela. Ama size ait olan bir işletme. Siz kurallarını kendiniz belirlersiniz. Burada bir fotoğraf vardır. Ben size gelip de Deniz Bey o fotoğrafı istemiyorum, İndir bu fotoğrafı koyarım diyemem. Çünkü ben bu kuralları okumuşum. Demişim ki kullanım sözleşmesini hiç okumayız. Direkt olarak next 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 deriz. Ama ondan sonra bir şey olduğunda, aa bu benim hakkıma gasp ediyor, bu küfür ediyor vesaire dediğinde, size karşı taraf bu kullanıcı sözleşmesini gösterir. Niye? Sen bunu onaylamışsın, bunu kabul etmişsin der. Evet. En büyük sorun buradan kaynaklı. Sosyal medyanın biraz da bu post-truth diye tabir ettiğimiz yalan haberler, fake news diye tabir ettiğimiz yalan haberleri ortaya koymasının nedeni de denetimsiz bir yapıdan kaynaklanıyor zaten. Bunun içinde ekonomi, sanat, siyaset, kültür, günümüz post-truth'u aslında siyaset üzerine odaklanmış. Sadece dünyada, Amerika'da değil, Türkiye'de de aynı durum söz konusu. Yani siz bir siyasetçiyi nasıl aktarmak istiyorsanız, onunla ilgili nasıl bir algı oluşturmak istiyorsanız, en çok beğeni alan tweet doğrudur, en çok retweet alan tweet doğrudur gibi bir algı söz konusu olmaya başladı. Ama siz az önce söylediniz, bir 100 kişilik bir öğrenci içerisinde 99'u yanlışı, bir kişi doğruyu söyleyebilir. Ama 99'a 1 hep kalıyorsa, o da o 100'ün içerisine gelmeye başlar. İşte az önce geldiğimiz sürü psikolojisine dönmüş oluyoruz evet. Burada da. Hocam, şimdi pardon, araya girebilir miyim, müsaade ederseniz? Sizin dedikleriniz elbette çok doğru şeyler. Evet hocam. Fakat sosyal medya kullanıcıları toplum. Toplum, insan, birey. Hı hı. Biziz, evet. Toplum da homojen değil. Doğru. Çok değişik karakter yapılarında, çok değişik kişilik yapılarında insanlar var. Dolayısıyla bu karakter yapılarında sosyal medyaya yansıdığını çok sık görme şansına sahibiz. Yani çok sık lafı bile yetmiyor. Yani sosyal medyaya akışan veri o kadar çok kozmopolit ki onları tek bir done üzerine hareketle değerlendirmek çok zor. Evet, doğru. Çünkü bir Marmara Denizi düşünün. Marmara Denizi'nde sabah dinginliğinde denizde dalga yoktur. Öğleye doğru dalga bir batar, bir çıkar, bir batar, bir çıkar. Nerede batıp nerede çıkacağını bilemezsiniz. Biz insan yapısı itibariyle de toplumlar Marmara Denizi'ne benzer. Bildiğim için söylüyorum. Bir batar, bir çıkar, bir batar, bir çıkar. Bir kısmı depresyondadır. Bir kısmı öfkelidir.
Bir kısmı hınca almaya çalışır. Hı hı. Bir kısmı aşağılık kompleksini gidermeye çalışır. Anlatabildim mi? Bu bakımdan son derece önemli. Mesela sosyal medyada evet. bir takım öğrenilmiş makineler öğreniyorlar ya bu sosyal medyada. Evet, kullanılan kelimelerden büyük analizler yapabiliyorlar. Doğru. Yani bunlardan en önemlilerinden bir tanesi bir grip, Amerika'da bir grip salgını var. Grip salgını kullanılan kelimelerden grip salgınını sağlık otoritesinden önce tespit edebiliyor sosyal medya. Öyle bir veri tabanı oluşturabiliyor hı hı. size. Büyük veri hocam, doğru. 700-750 bin kişilik bir koleksiyonla hareket edebiliyor ve bir takım kelimelerden şunu yapabiliyor. Evet. Mesela açıkça kelimesini kullananların karakter analizleri yapıldığında hı hı. onların nervotik yapıda olduğu çıkmış. İlginç. Anlatabiliyor muyum? Böyle ortaklıklar da var yani. Yani bu tür yapılar çok önemli. Hı hı. Mesela bu tür sosyal medya analizleri bu öğrenilmiş yani makinenin öğrenmesiyle birlikte oluşan bilgi havuzu kullanılan kelimeler ve ruh halleri analizleri yapıldığında Amerika'da doğumların %80'inde depresyon görülmediği çıkıyor ortaya. Normalde bunu kapı kapı sayarak yaparsınız. Evet. Yani bu da bir başka bir bilgi havuzunda. Yani sosyal medyadaki o veri havuzundan bahsediyorken bunun sadece olumsuz kullanımlarına odaklanmak doğru değil. Değil. Aynı zamanda bunun gayet toplumsal faydası var. Olan sonuçları da olabiliyor. Ve buradan şuna geliyoruz. Sosyal medyanın kötüye kullanımı tabirine geliyor. Hı hı. Amaç dışı kullanımı. Çünkü biz bugün artık geldiğimiz teknoloji düzeyinde gerek ülkemizde gerek dünyada sosyal medya hızından vazgeçebilecek durumda mıyız? Hadi cep telefonlarımızı, akıllı telefonlarımızı yok edelim. Bu mümkün mü? Mümkün değil. Nomofobi eski bip cihazlarına geri dönelim. Mümkün mü? Değil. Değil. O halde bu sosyal medyayı bizler nasıl yanlış informasyonla dezenformasyon diyoruz ya biz buna. Bu dezenformasyonla bütün dünyayı sallayabiliyorsak biz iyi bir sosyal medya okuyucusu oluşturarak bilgiyi analize edebilecek, tartışabilecek, çek edebilecek bir yapıya kavuşturabilirsek bu hadise yıkıcı olmaktan yavaş yavaş kurtulur. Bunun yolu da var. Nedir hocam? Bunun yolu, en kısa yolu şu. Size söyledim. Buyurun hocam. Evet. En kısa yolu da şu. İletişim fakültelerimiz var. Evet. Dünya kadar istizimiz var. Bu çocuklar okullarda ciddi biçimde sosyal medya okur yazarlığı derslerini mutlaka vermeliler ve zorunlu hale getirmeliler. Evet. Ali Murat bakan, Hoca da söylemişti az önce. Siz de o noktaya vurgu yapıyorsunuz. Evet. Bunun altını çizdim. Birazdan bunu konuşacağız. Yani nasıl çözüm evet. buluruz bu kısmına. Diyelim ama şimdi Arif Hoca'nın da vurguladığı bir nokta var. Sosyal medya sonuçta bir enstrüman, bir alet. O aleti nasıl kullandığımız bizimle alakalı diyor. Gayet de doğru bir tespit, net bir tespit aslında. Fakat oradan bir başka noktaya geliyoruz. O da işte az önce konuştuğumuz post-truth meselesi. Yani post-truth meselesinin yayıldığı alan, tezahür ettiği alan sosyal medya, evet orada hı hı. kendisini gösteriyor ama hocamın da söylediği gibi daha derin toplumsal bir gerekçesi var büyük olasılıkla. Ne oldu da bizim toplumumuz, daha doğrusu dünya toplumu, sadece bizim toplumumuzdan bahsetmiyorum. Bizim toplumumuzda var ama tırnak için. Tabii tabii, bizim elbette var, elbette var ama hani burayla sınırlayıp bize has, bizim için özel bir daha sorun çok değil. Diyelim mi? Biraz fazla evet. Aha. Gelişmişlik seviyemizle kıyaslandığında. Ne oldu da toplumda böyle bir değişiklik oldu ve post-truth denilen o kavram bir toplumsal gerçeklik haline geldi? Nasıl bir dönüşüm, nasıl bir çıkmaz yaşadık? Nerede kilitlendik ya da önümüze açılan nasıl bir yeni alan vardı, biz onu anlamaya çalışıyoruz. Hmm.
Şimdi ben post-truth'u o kadar yeni bir şey olarak görmüyorum. Şöyle ki yani hani gerçek ötesi diyebiliriz işte hiper gerçeklik falan gibi kavramlar daha önce de mesela geleneksel medya zamanında da kullanılıyordu. Yani televizyon için kullanılıyordu örneğin. İşte bugün de hala geleneksel medya değil mi? Gazeteler, televizyonlar devam ediyorlar. Ve bunlarda da tamamen her gördüğümüzün doğru yansıtıldığından emin değiliz. Haber göründür de aynı gibi görünüyor ama hatta işte bu şey derdi. Körfez Savaşı. Evet. Ve yani Körfez işte Irak da Saddam Hüseyin'le Bush bile CNN'den izlediler savaşı derdi. Yani bir şey izliyoruz evet ama izlediğimiz gerçekten ne acaba? Kameraların açısı, ışık, renk, sesler ve bunu gerçekten de önemli bir toplumsal olay olduğunda birkaç televizyon kanalı karıştırdığımızda işte aynı anda bir 5-10 gazetenin manşetlerine baktığımızda görüyoruz aslında ne kadar farklı yansıtılabildiğini. Hepsi sözüm ona bir gerçeklik sunuyorlar. Hepsinde belgeler var, sesler var veya işte fotoğraflar var. Çok çok gerçek duruyor ama bakıyorsunuz biri siyahsa diğeri beyaz. Demem o ki sadece sosyal medyanın ortaya çıkardığı bir şey değil bu. Ama tabii ki gelişen teknoloji bunun çok daha yaygın, çok daha hızlı, çok daha etkili olmasını sağlıyor mu? İşte birkaç saat içerisinde binlerce belki milyonlarca insana bir takım yanlış bilgiler ulaşıyor mu ve işte kitleler bundan etkileniyor mu? Evet, elbette evet. Şimdi bunu şuraya bağlamak isterim aslında. Bu bana korku edebiyatını ve korku sinemasını birazcık düşündürüyor. Şimdi sözünü ettiğimiz işte şeyler var ya yani o öldü, savaş mı çıkıyor, uzaylılar mı geliyor falan. Biraz Hollywood sinemasının da işte çokça sömürdüğü felaketler, uzaylı istilası, bir kahraman, bir anti kahraman, bir canavar. Çokça aşina olduğumuz konular. Şimdi ne olur bunlardaki ortak tema nedir? Evet bir canavar vardır veya bir felaket oluyordur. Bir şeyler kötü gitmeye başlıyordur. Az önce bahsettiğiniz meselenin görseli aslında çok basit bir şekilde böyle ifade. Bilmiyorum yeterince iyi görebiliyor musunuz? Şöyle ekrana da ben göstermeye çalışayım. Az önce Esra Hocam'ın anlattığı işin grafik olarak tanımlanması. Kameranın çektiği noktaya bakın. Orada sol taraftaki birisinin sağ taraftaki birine bıçak çektiği ve onun da kendini korumaya çalıştığı görülüyor. Ama işte siyahla arkadaki görüntüde siyahla gösterilen bölüm sadece kameraya yansımış. Fakat daha büyük açıdan baktığınızda durumun tam tersi olduğunu görüyorsunuz. Bu bir çizimle ifade edilmiş ama bunu doğrudan bu şekilde ifade eden gerçek fotoğraflar da var. Var. Mesela bir tane El Cezire'li CNN'in bir tane bir fotoğrafı var. Hatırlar mısınız? Ondan bahsediyorum. Askerlerin ve çocukların bir arada olduğu. Askerlerin çocuklara şiddet gösteriyor gibi göründüğü ya da tam tersi bir fotoğraf. Büyüttüğünüzde başka bir durum çıkıyor. Şöyle bir İran askerine şöyle namluyu dayamış bir fotoğraf var. Bir tarafta su içiriyor, bir tarafta namluyu dayamış. El Cezire'nin gösterdiği diyor farklı, CNN'in gösterdiği farklı diyor. Aslında biraz medya neyi nasıl isterse o şekilde gösteriyor. Bunu da buradan söylemek gerekiyor. Korku edebiyatı diyordum. Oradan devam edeyim. Şimdi şöyle, bu korku edebiyatı, korku sinemasının şöyle bir işlevi olduğu konuşuluyor. Evet, hayatımız güllük gülistanlık, toz pembe değil. Hepimizin sıkıntıları var. İşte eşitsizlikler var, adaletsizlikler var. Herkes hayal ettiği hayatı yaşamıyor değil mi? Ve işte sınıf atlamaya çalışma, statüsünü korumaya çalışma gibi dertleri var insanların. En azından onu kaybetmeme gibi dertleri var. Bütün bu toplumsal sistem içerisinde, ben hep sistem sistem diyorum. Öğrenciler bana sistem ne hocam diyorlar bazen ama. Bu toplumsal sistem içerisinde gerçek problemlerimizin bazen farkına varmamamız sistemin işine geliyor. Çünkü çalışmamız lazım, üretmeye devam etmemiz lazım, toplumsal rollerimizi sürdürmemiz lazım aksatmadan, toplumsal düzenin devam etmesi lazım. İşte tam da burada bu korku edebiyatı, korku sineması tam da böyle bir işlev görüyor. Bize kocaman bir kötülük gösteriyor. İşte 3. Dünya Savaşı çıkıyor. Bakıyoruz 3. Dünya Savaşı mı çıkıyor? Eyvah. Biraz sonra öğreniyoruz ki tamam çıkmıyormuş. Şimdi alışveriş yapmaya devam edebilirim. Nereye tatile gideceksem onu düşünmeye devam edebilirim. O geçici süre içerisinde belki de kredi kartı borcumu nasıl ödeyeceğim? Bu işte gereğinden fazla mı çalıştırılıyorum? Neden falanca benden daha çok kazanıyor? Çocuğumun okul taksidini ne yapacağım gibi dertlerimizi bir süre için unutuyoruz. Çünkü 3. Dünya Savaşı çıkıyor veya uzaylılar geliyor.
geliyor. Gelmiyormuş. An yaşasın, her şey çok güzel deyip belki de yeniden daha memnun, en azından daha kabullenmiş olarak yaşamlarımızı sürdürebiliyoruz. Bir de tabii şey de eklemek lazım. Felaketi başkasının başına gelirken görme fikrinin bizde yarattığı rahatlık. Yani bir şey olacak, bir kötülük olacak. Hah, ona oldu. Beni atladı. Ben rahatladım. Başkasının acısıyla biraz. Tabii dramlarında böyle bir etkisi aynen, vardır. Öyle şey vardır bir tane. Bir film vardır, Amerikan filmi. Vietnam'da çekilmiştir. Bir ormanda iki Amerikan askeri dikkatle yürürken bir tanesi vurulur ve ölür. Öbürü iyi ki o vuruldu, ben vurmadım der. Bu Vietnam sendromunun tipik örneklerinden biridir. Evet, başkasının... Buyurun, buyurun. Bir ekleme yapabilirim tabii, tabii. Hemen. Yani hem Arif Hocam hem Esra Hocam için. Şimdi burada aslında bu söylenen oh rahatlama Aristo'nun katarsis kavramı oluyor. Yani o coşkulardan arınma. Oh, iyi ki ben değilim. Zaten korku filmleri, Amerikan korku filmlerindeki o ahlak öğretisi hep dikkat edin, hep cinsel ilişkiye giren ilk en başta tabii, ölür. Tabii. Yani tabii, bu bir gerçektir. Ritüeldir. Evet. En sonunda en düzgün olan, hep böyle mücadele eden sonuna kadar kalır ve o kahraman olur. Zaten sonunu düşen de kahraman yani olamaz. Yani kahraman olmak için cinsel ilişkiye mi girmemek lazım? Hocam bana kızmayın, bunu ben söylemiyorum yani. Şişman bir gözlüklü var hocam bir de. Sinemasının hakikaten çok evet, net biçimde şey. Hem çok anda kabusanla Freddy Krueger izleyin yani, bakın orada da hocam. Yani Halloween, yeni sinemada Michael Myers. Bunlar bu sadece hocam. Sadece öyle bir ahlakçı şeyle de kalmaz aynı yani, zaman. Yani o pürüten yapının yanı evet, sıra bir taraftan. Evet, onu veriyor. Şey de vardır yani, nasıl diyelim ona. Bir anlamıyla ırkçı bir tarafı da vardır. Örneğin şişman ve gözlüklüler de ilk odur şeyler. Evet, evet. Korku filmlerinde. Yani onlar eski anlamda... filmler. Yeni filmlerde artık geleneksel olan, yeniliği açık olmayan öncü. Ama yani her bu yol... kültürü yansıtıyor. Ama Tevfik Hocam, her yol Roma'ya çıkar gibi. Evet. Burada da sırtınızı Roma'ya döndüğünüzde de Roma yolundasınızdır yani, ya. Burada da hani o değişiklik, klasikten kopalım, klasiğin farklısını yapalım, bakış açısı yapın. Yani yine bir şekilde mihenk orası olmaya başlıyor. Yani Yeşilçam'dan kopamıyoruz şu an. Pembe panjurlu ev bizim için nedir? Mutluluğun simgesidir yani. O gösterge artık hayatımızda yer etmiştir yani. Evet, şimdi bundan gelelim kopamayız. Tevfik Hoca'ya. Gerçekliğin son çağını mı yaşıyoruz? Şimdi oraya geleceğim de, ben neden kötü diye sorduğunuzdan beri burada kilitlendim. O zaman tamam, oradan başlayalım. Yani kilitlendim resmen. Tamam, kabul. Bayağıdır bunu düşünüyorum. Çünkü ben bu arada, ben de bu söylenilenlerin tamamına rahatsız olmakla birlikte izlenmek ve benzeri. Acaba bizler tevellüt gereği ya da daha doğrusu en azından internet öncesi çağda büyümüş insanlar olarak acaba yenilikten, nasıl ki her devirde yenilikler o çağın insanlarını korkuttular ama zaten o teknolojinin içine doğan çocuklar ve gençler buna uyum sağladıkları için onlara tuhaf gelmedi. Acaba böyle bir şeyin içerisinde miyiz diye her zaman kendimi sorgularken buluyorum. Şimdi bundan 300 yıl önceki, 1000 yıl önceki insanlara bugünkü yaşam tarzımızı göstersek bizi çok ayıplarlar, çok büyük dehşete düşerler ve bizi savurgan, kötü, verimsiz yaşamakla, sahip olduğumuz nimetler için yeterince müteşekkir olmamakla suçlarlar. Onlara çok garip görünürdü bizim yaşamımız. Çok basit. Çok yüksek 150 yıl önce dünyanın herhangi bir yerindeki birisine küveti gösterseniz ya da 200 yıl kadar önce bugünkü kullanımıyla küveti gösterseniz yani israf der, ziyan der. Su akıyor gidiyorlar. Yani değil mi? Şimdi buradaki mesele değişiklik değil. Yani belki bu doğal olandır. Yani tüm dünyanın artık veri anlamında tamamen birbiriyle anında paylaşabilmesi, dünyanın tek bir toplum olarak hareket edebilmesi. Arif Hocam'ın söylediği gibi bunun olumlu kullanımları da var. Dünyadaki çok uzak bir noktadaki hayvan katliamını internette, sosyal medyada örgütlü ve geniş çaplı, küresel bir tepkiyle artık durdurabiliyorsunuz. Böyle avantajları var. Buradaki problem daha çok politikanın ve hukukun teknolojinin gerisinde kalması. Yani teknoloji o kadar hızlı ilerliyor ki, bu teknolojinin ilerlemesinden bizleri, bireyleri ve toplumları koruyacak olan politikalar ve bu politikaların doğuracağı hukuk arkada kalıyor. Yani sosyal medya çıktıktan çok sonra kişisel verileri korumakla ilgili kanunlar ancak yapılabildi, ancak devreye alınabildi ve bu sadece daha çok Avrupa Birliği'nde geçerli. Amerika'da hala insanları koruyan bu tür kanunlar yetersiz mesela. Türkiye'de durumu bilmiyorum. Belki bir kuş olsa daha iyi anlatırdı. Ama buradaki sorun, teknoloji çok hızlı ilerlerken politikaların yapılmasının gecikmesinden kaynaklanıyor. Şimdi bir de bizim sürekli verilerimizin bir bilinç
tarafından izlenebilecek, gerektiğinde de bunların kullanılabilecek olduğunu bilmek bizde bazı arkaik şeyleri de uyandırıyor galiba. Kimdir her şeyi bilen ve izleyen? Değil mi? Tanrı'dır. Demek ki birileri Tanrı rolüne soyunmuş ve her şeyimizi görebiliyor, izleyebiliyor ve gerektiğinde bizi de şey yapabilir diye belki bu sebeple bir rahatsızlık hissediyoruz, bilmiyorum. Ben de rahatsızım tabii ki, evvela her şeyden önce. Bunları söyleyip sizin sorunuza gelmek istiyorum. Neydi konumuz? Şu hani hakikatin son çağını mı yaşıyoruz? Şimdi dehşetli şeyler görüyoruz. Muhteşem grafik kartları çıkıyor. Marka söylemeyeyim burada. Ve bu grafik kartları gündüz videosunu geceymiş gibi, bahar videosunu kışmış gibi yapabiliyor. Veya geçenlerde işte deepfake dedik değil mi? Yani birisini hiçbir sözü söylemese bile o sözü söylemiş gibi neredeyse gerçeğinden ayırt edilemeyecek şekilde videolar yapılıyor. Şimdi bu benim şahsi kanaatim bu konuda gelecekte iki şeye yol açacak. Birincisi, eğer bu teknoloji otoriter ya da totaliter yönetimlerle birleşirse inanılmaz bir manipülasyonun kaynağı olacak ve daha çok toplumsal krizler ortaya çıkacak. Çünkü düşünsenize, herhangi bir masum insanın aslında suçlu olduğuna bu yolla inandırıldığınızı. Mesela Koşan Adam diye bir filmi vardı, Arnold Schwarzenegger'ın oynadığı. Bir helikopter pilotu sivillere ateş açmayı reddediyordu. Ancak insanlara televizyonda gösterilen görüntü sanki özellikle o kasten aç istemiş gibiydi. Ve böylece bu kişinin canlı yayında, bir de tam bir Huxley'in distopyaydı o, insanlar haz ve keyif için yaşıyordu. Canlı yayında gladyatörlerce ölümüne savaşmasını insanlar büyük bir zevkle izliyorlardı. Şimdi böyle bir şeyin yaratabileceği en büyük tehditlerden birisi bu. Yani masum olanı suçlu zannetmemiz, cezalandırılmaması gereken insanları cezalandırmamız, dışlanmaması gereken insanları dışlamamız ve daha da kötüsü sosyal medyanın, zaman zaman yazıyorum ben bunu, unutulma hakkınızı elinizden almış. Yani bundan 10 yıl önce yazdığınız bir tweet screenshot olarak önünüze geliyor. Normalde toplumda bizler bir hata yapsak bile, zannedersem bu zamanda toplumların birbirinden kopmaması için gelişmiş bir adaptasyon galiba, İnsanları bir süre sonra bu hatasını unutup onları affetme eğilimindeyizdir. Bu hata etkisini yitirir. Ama mesela sosyal medya ve bu verilerin sürekli tutulması ve izlenmesi sayesinde kişilerin unutulma hakkı ellerinden gidiyor. 10 yıl önce yaptığınız şey önünüze gelebiliyor. Affedilme hakkından da artık mahrum, evet, bırakılıyoruz, evet, bir anlamda. Yani ve toplumdan kopabilirsiniz. Yani sosyal medyada bir anda linç başlıyor. Bu bir, hem de yalan habere dayanarak. Ve siz bir anda toplumdan kopuyorsunuz. Evet. Ufacık bir hataya ya şey olmuyor. Mesela kızın birisi galiba birisi akıl verdi. Böyle yaparsan daha iyi finansman bulursun diye. İşte Amerika'da bir okulu, çok eşsiz bir okulu kazandığını söyleyerek para topladı. Aman tanrım, kız linç edildi ya. Bu kız toplumdan tamamen koparıldı. Ya sanki herkes o kız yaşındayken, 17-18 yaşındayken mükemmel davranıyordu da. Yani nasıl ki 17-18 yaşında sokakta, caddede bir hata yapma olasılığına sahibiz ama bu hemen unutulur. Ve bundan çok kişinin haberi olmaz. Bunu sosyal medyada yaptığınız zaman bir, milyonların haberi oluyor. İki, ömür boyu takip edecek onu. Mesela tehditlerden bir tanesi de bu şekilde toplumların parçalanması. Ve ikinci toplumsal tehdidi şu olarak görüyorum ben. Eğer dışarıdan gelen hiçbir veriye inanamaz hale gelirsek, bunları ayırt edemez hale gelirsek, o zaman dışarıya olan bağımızı keseriz. Hepimiz kendi küçük sanal köylerimizde yaşamaya başlarız. Ve burada da odaklanacağımız tek şey tam bir Cesur Yeni Dünya ütopyası gibi. Ancak kişisel haz ve zevklerimiz olabilir. Çünkü çevreyle olan sağlıklı iletişim kesilmişse, o zaman sadece kendi içimize dönüp bir hedonizmle beraber, ya artık ben keyif aldığım şey iyidir, ben zaten toplumsal bir hayat kurgulayamıyorum, zaten toplumsal bir yer edinemiyorum, bilgiyi doğru ya da yanlış gösterme gücü zaten benim dışımda ve başkalarının elinde. Ben ne inşa etsem de bu bir tane şeyle, bir başkasının iğnesiyle bu balon patlayabilir ya da bu bina yıkılabilir. O halde ben kendi içime çekileyim durumuna gelebilirim. Şimdi biz Halil Babilli diye yazar bir arkadaşım var, tanıyanlar tanıyordur. Kendisiyle tanıyorum bir program yapmıştık. Evet. Ve onunla buna biz acaba son gerçeklik çağında mı? Ya belki de son gerçeklik çağındayız. Yani gerçek veri alabildiğimiz, bir veriye en azından güvenebildiğimiz ve onu teyit edebildiğimiz son çağda olabiliriz. Çünkü niye? Şu an en azından yanlış, yalan bir haberle karşılaşsak bile hala internette onun yanlış veya yalan olduğunu gösterebileceğimiz, kendimizce teyit edebileceğimiz kaynaklara hala erişimimiz var. Yani yalan gerçeğin yanında henüz küçük bir pasta diliminde yer alıyor. Ama ya bu bir gün büyürse ve o zaman bizim teyit etmek için giriştiğimiz kaynaklar da bu yalanı teyit ettiği için doğru bilgiye ulaşma imkanımız ortadan kalkarsa.
kuvvetle muhtemel. Nasıl şu an bilgisayarımızı, yani internetle beraber veya bilgisayarla beraber virüs tehdidi ortaya çıktı. Ve biz nasıl bugün bilgisayarımızı korumak için ayda belli bir miktarda para ödemeye razı oluyoruz ve antivirüs satın alıyoruz. Muhtemelen bir gün anti yalan programları satın alacağız. Çünkü bu artık bir ihtiyaç haline gelecek. Muhtemelen biz buna ayda bugünün parasıyla söylüyorum 50-100 lira vermeye razı olacağız. Sırf o an izlediğimiz bir video doğru mu değil mi analiz etsin diye. Ve bu analizi de yine bu videoyu hazırlayan teknolojiye muhtaç olarak kullanacağız. Neden? İşte derin öğrenme ile mükemmel yalan video hazırlayabilen bir yapay zekaya karşılık bu mükemmel yalanı anlayabilecek bir yapay zeka eğitmek zorundayız. Yani teknoloji hem dert hem derman hem yara hem yara bandı gibi bir durum maalesef burada. Ve tekrar ediyorum, politika ve hukuk çok geriden geliyor. Burada birey olarak hani biz bilinçlenmeliyiz ya da şu bu vesaire, tamam tabii ki bunlar etkili ama birey olarak bizim kendimizin baş edebileceği düzeyi aşmış durumda çoktan. O zaman burada işte bireyler olarak bir araya gelip en büyük örgütümüz, örgütlenmemiz en büyük şey devlet, devletler. Devletlerin politika yapmak yoluyla, hukuk yoluyla bizlerin haklarını koruması ve bizleri bu tehditten kurtarması gerekiyor. İşte yani Amerika örneğinde gördüğümüz gibi bizzat devletin kendisi ya da yola başvuruyorsa o zaman ne yapacağız, zaman, onu biraz düşünmek lazım. Yani kime şikayet edeyim durumu evet, var. Yani bu derdimi ben kime söyleyeceğim şu Marco an? Paşa. Yani hocam ama hatırlarsınız mesela Türkiye'de yaşadığımız şey SSK'nın hasta verilerini ilaç şirketlerine sattığını biliyoruz. Evet, 3-4 maalesef. Sene önce bunun haberini okuduk gördük yani. O yüzden hani meseleyi biraz daha üst boyutta düşünmek lazım. Şimdi Ali Murat hocam, siz ama bir Esra hocama sorayım, eklemek istediği bir şey var mı şu ana kadar konuştuğumuz kısımda? Sadece bir şey düşündüm bu söylenenlerden, yani gerçekten işte fake video yapmak mesela ucuz mu? Şu an olmasa bile o da çok kısa bir süre içerisinde. Yani orada da bir demokratikleşme var mı acaba? Çünkü devlet falan deyince biz biraz yaklaştık galiba sandalyelerimiz. Hani gücü olan değil mi? Yani sermayesi olan, çok kaynağı olan bilgiyi daha manipülatif olarak kullanabildi tarih boyunca. Bunun çok yaygınlaşması bana şunu düşündürdü. Ucuzladı mı? Yani herkes mi yapabilecek bunu? Tabii bir yanıyla bakınca çok daha güvensizlik içerisinde yüzeceğimiz bir dünya anlamına geliyor. Çok daha kaotik, çok daha korkunç. Dediğiniz gibi güvenemeyeceğiz ve belki işte onun için de yazılımlar satın almak zorunda kalacağız. Doğru mu bu diye. Çok değil, iki sene sonra herkes mesela sizi bir şey söylemiş gibi olan videoyu yapabilir hale gelecek muhtemelen. Evet, ama bu bana şunu da düşündürüyor. Birazcık işte bu Twitter'a falan bakarken de öyle. Yani insanlar zaten şüpheli bakıyorlar. Şunu demek istiyorum. Çok güvendiğiniz bir kurumun bu bilgi doğrudur diye size bir bilgi vermesindense zaten şüpheli duran bir mecrada bir takım bilgilerin dönmesi sanki daha az tehlikelidir gibi geliyor bana. Öğrenecek miyiz onu? Ne? Yani şu var, şimdi 5 sene öncesine kadar bizim, ya bizim demeyeyim, toplumun genelinde sahte haber konusunda bir şey yoktu. Mesela biz bundan 10 yıl evvel yalan savara ilk başladığımızda fact checking, yani doğrulama diye bir şey yoktu. Biz de zaten sadece bilimsel şüphecilik kapsamında mesela öyle bir blok açmıştık. Hı hı. Şimdi mesela bugün özellikle o Cambridge Analytica'nın olaylarıyla beraber fake news, sahte haber olayı artık patlak verdi. Dünyanın her yerinde fact checking, yani teyit etme, doğrulama meselesi inanılmaz gündeme geldi. Her ülkede bazı kuruluşlar, bazı platformlar ortaya çıktı. Hatta onlar şimdi dünyada bir konferans, sempozyum yapıyorlar. Doğru. 5 sene öncesine kadar nasıl tıpkı eskiden ama öyle deme gazetede gördüm, kesin doğrudur gibi bir şey varsa, çok değil gerçekten 5 sene öncesine kadar ama internette gördüm var da hala. Hı hı. İnsanlar, ve haklısınız. Biz bunu öğrendik ama dediğim gibi bu öğrenme de şeyin çok gerisinden geldi. Teknolojinin çok gerisinden geldi. Ve o öğrenene kadar bu manipülasyona ve tehditlere açık haldeydi toplum ve hı hı. Gelecekteki yeni manipülasyon teknolojileri ya da alışkanlıkları ya da paternleri diyelim, bunlar karşısında da öğrenmemiz,
Bunun için bir hukuk oluşturmamız, bunların için politikaların oluşturulması ve yazılması vakit alacak maalesef. Evet, ne yapılması gerekiyor kısmında. Evet. Şimdi oraya geldik zaten. Yani kurumsal olarak ne yapılması gerektiğine dair Sayın Tevfik Uyar bir takım şeyler söyledi ama bireysel olarak yapılması gerekenler nedir? Biraz onu konuşmamız lazım aslında. Önce işte Ali Murat Hoca ile başlayalım. Tamam. Çünkü okuryazarlık, sosyal medya, yani medya okuryazarlığını da geçtik. Sosyal medya okuryazarlığı belki daha temel anlamda bilgi madenciliği mi demek lazım? Bilgi okuryazarlığı, evet. Data okuryazarlığı veri diye tanımlamak mı lazım bilmiyorum ama bir şey yapmamız gerekiyor. Kesinlikle. Nasıl? Şimdi şöyle hemen şunu ekleyerek devam edeyim sorunuza. Şimdi zaten bugün virüsleri ortaya çıkan, o bilgisayar virüsleri, solucanları, trojenleri ortaya çıkaranlar zaten antivirüs yazılım firmalarının kendisi. Antivirüs yazılım firmaları zaten bunları kullanıyorlar. Şimdi aynı şekilde yarın öbür gün işte ne bileyim yalan hocam, haberle ilgili... Bu bilgi şimdi ki, hani nereden ulaştık ki buna? Yok çok. Yani araya gelmek zorunda kaldı. Estağfurullah. Ilgili... Niye virüsleri oluşturanın antivirüs firmaları olduğundan bu kadar eminiz? Ben şundan da bugün bu zaten kamuoyunda da çok var. Bugün işte bir sürü grip, farklı farklı grip isimleri çıkıyor. Ve daha sonra bu gripin ilacı budur diye insanları bunları sunuyorlar. Çok rahat görebiliyoruz. Yani virüsü yapanlar grip ilacı şirketleri mi oluyor bu durumda? Kesinlikle. Hocam yani, kesinlikle olur mu ama evet, şimdi bu kadar bahsettiğimiz programda böyle şey yapmayalım yani, ya korkular dayanarak sadece bu kadar şüpheci düşünme hocam. Zaten felsefe, filozof insan sürekli her şeyden şüphe duyuyor. O şüphe insandır. Etmek değil, şüpheci, kesinlikle. Bilimin temeli zaten yani. Bilimin temeli zaten şüpheciliğe dayanır. Bunu o şüpheyle bu şüphe farklı ama. Yani. Bunu komplo teorisi olarak da algılayabilirsiniz. Lakin bugün antivirüs yazılım firmaları zaten o açıkları bularak diyor ki işte bu ilacın, bu virüsün ilacı budur diye size bunu koyuyorlar, sunuyorlar. Ve ne oluyorlar? İşte size bunu mecbur tutuyorlar. Yani bilgisayarını eğer korumak istiyorsan bu antivirüs yazılımını almak zorundasın diye. Ve yapılan araştırmaların çoğunda da ben sizinle de paylaşırım. Bu tarz firmaların bu bu virüsleri ortaya koyması, sürmesi ve daha sonra bunun da çözümü budur deyip kullanması söz konusu oluyor ve özellikle ilaç firmalarının bu yapısına baktığınızda zaten aslında onların da bu virüsleri ortaya çıkaran ve daha sonra işte bir dönem domuz gribi diye ortaya çıkaran ki bu yani tıp alanına giriyor ama buradaki hocalarımız, bu alanda çalışan hocalarımız, uzmanlarımız zaten bununla ilgili çok fazla da açıklamalarda bulundular. Dolayısıyla şunu söylemek tamam gerekiyor. Tamam da yani hocam yani şimdi çok büyük bir ithamda bulunuyorsunuz. Yok hayır ben virüs çok virüs zaten büyük... kendiliğinden mutasyona evet, uğruyor. Yani bu kesinlikle, doğadaki yani bu bir kişinin olduğu reddedip İlla ki bunun arkasında bir bilinçli bir manipülasyon olduğunu iddia etmek için çok sağlam veriler ihtiyacımız var. Çok, bu veriler zaten varsa elimizde bu insanlık suçu. Şimdi, yargılansın bunu yapanlar. Ya kesinlikle. Onda haklısınız. Ama bir virüs eğer ortaya çıkıyorsa bunun da eğer bu virüsün çözümü bu diyorlarsa o zaman bence bu virüsü ortaya koyanı değil bu virüsün nasıl sen tespitini yaptın ve bunun çözümünü nasıl ortaya koydun diye sorgulamak gerekiyor. Tamam, çok özür dilerim. Siz burada sosyal medyada ile ilgili bir sorun ortaya koydunuz. Çözümü de bu dediniz. O zaman buradan sosyal medyadaki sorunu yaratanın siz olduğu sonucuna varabilir miyiz? Neden olmasın? Ama siz değilsiniz hocam. Post-truth çağındayız. Tamam da siz, yani siz Cambridge Analytica siz miydiniz mesela? Hayır ben değilim. Gerçekliğin tamamen tahrip olduğu bir yapıdan bahsediyoruz. Ve dolayısıyla bu haberlerin ortaya çıkmasının sebepleri ne olabilir? Yani bu tarz algı oluşturan, sürekli dezenformatif haberleri, manipülatif haberleri çok uzağa gitmeye gerek yok. Zeytin Dalı Harekatı'ndaki fotoğrafları mesela mutlaka sizler de görmüşsünüzdür. Bu fotoğraflar paylaşıldı sürekli. Ve bu fotoğraflarda neler gördük biz hep? İşte Türk Silahlı Kuvvetleri masum halka zulmediyor, oraya saldırıyor vesaire gibisinden bazı işte algı operasyonları düzenlemeye başlandı. Hiç uzağa gitmeyin. Bundan bir hafta önce bir baklava firmasının sadece bir harf değişikliğinden dolayı adamların şu an mecburen resmi açıklama yapmak zorunluluğu hissettiler tamam kendilerini. Da, mesela o zaman bu doğal bir olgu değil mi? O baklava firması sahibine komplo mu kuruldu? Yani arkasında bilinç arıyorsunuz ya sürekli. O yüzden soruyorum. Ya bu kendinden gerçekleşen bir olguydu ve evet öteki taraf tehdide karşı bir açıklama yapmak zorunda hayır, kaldı. Bu, burada da bu illaki planlanmıştır, tezgahlanmıştır. Bu normal bir örnekten bahsediyorum ben. Hayır. Ama sosyal medyadaki çoğu olayların birçoğunun tezgahlandığı zaten sonradan ortaya çıkıyor o görseller aracılığıyla. Şimdi birçoğunun bir kısmı. Bir kısmı. Mesela ikincisi de ya, bir kısmı böyle operasyon diye tamamı için kesinlikle sonucuna erişebilir miyiz? Şimdi bakın çoğunluğu bu şekilde diyebilir. Çünkü yaptığımız araştırma ben de kendi adıma ben şöyle dahil oldum. Pardon Arif hocam dahil oluyormuş. Buyurun. Buyurun. Siz buyurun buyurun. Estağfurullah hocam buyurun lütfen. Şimdi bizim zaten ana konumuz bu bence. Tartıştığımız konu şu.
bir takım yalan haberler, bu yalan haberlerin sosyal medyaya yayılması, hı hı, ve bunu kimler yapar? Neden yaparlar? Amaçlar nedir gibi bir şeyin cevabını tartışıyoruz biz. Anlatabildim mi? Ha, bu insanlar da var. Ama şunu söyle söyleyelim, konuyu değiştirmiş gibi olmayayım. Bilgisayardaki virüsler başka, antivirüs programları başka, tıptaki virüsler başka. Onlar virüs benzerliğinden hareketle bir güven kaybına yol açmamak gerekir. Evet. Bu çok önemli bir olgu. Çünkü şu an yanlışlıkla halkı tıbbi çözümden uzaklaştırıyor olabiliriz. Böyle bir risk de var. Olabilir. Ben o bakımdan söylüyorum. Yani dolayısıyla en önemli hadise, biz bu tür yalan haberleri, baklavacıdaki haberleri kim, hangi kasıtla yayınlamıştır? O yapan kişinin kişilik bozukluğu nedir? Kişilik bozukluğu var mıdır, yok mudur, kasıt mıdır? Bir takım bunun dışında, mesela savaş alanından bahsettin, istihbarat örgütleri herhangi bir şekilde bu sosyal medyayı halkı informasyon açısından yanlış bilgilendirebiliyor, bilerek, isteyerek. Bankalar yapabiliyorlar, başka bir şeyler yapabiliyorlar, sigorta kurumları yapabiliyorlar, hatta politikacılar yapıyorlar. Peki sizin öneriniz nedir hocam? Nasıl korunacağız ben biz bireyleri? Deniz Bey, benim sözüm yarım kaldı, onu söyleyeyim. Şimdi bu tarz dijital itibar kayıpları sosyal medya üzerinden sıkça gerçekleştiriliyor. Burada firmalar, markalar, hani bunlar sürekli yapılıyor. Burada tabii bizim söylememiz gereken nokta şu: bunların hepsini bir kere eleştirel bir perspektiften, eleştirel bir bakış açısından yaklaşmaktır. Yani bir şeyin sebebi olduğu gibi sonucu da vardır. Bunun için hani A firması, B firması, ilaç firması, eczane vesaire, bunları kastetmiyoruz zaten. Ama küresel ölçekli bir manipülasyondan biz bahsediyorsak ve dönem dönem farklı içerikli gripler vesaire çıkıyorsa, o zaman bizlerin de bir sorgulaması lazım. Neden biz işte bir dönem deli dana diyorduk, bunları sorguladık. Şimdi diyoruz ki efendim işte kuş gribi, domuz gribi vesaire diyoruz. Bundan sonra 5 sene, 10 sene sonra bunlar geçici dönem dönem var olan hastalıklar mı? Yoksa modern tıpta gerçekten böyle bir şey var ise neden biz bunları alamıyoruz, göremiyoruz? Ya da bu dönem geçti, bir dönem dediler ki dana eti yemeyin dediler. Niye deli dana olursunuz işte? Salmonella virüsü. Ama özür dilerim. Şimdi yani onlar... Özür dilerim. Buyurun hocam. Yani o günlerden geldiğim için söylüyorum. Yani deli dana diye isimlendirilen hadise bir başka türlü bir olay. Bir başka türlü bir olay. Şimdi... kuş gribi, domuz gribi, o gribi, gribi denen hadiseler laboratuvarda saptanan şeyler. Ha, bunlar gibi komplo teorileri. Hı hı. Yani bir ülke aldı, bir virüsü yaydı falan falan gibi. Evet, bu tür şeyler var. Sizce hocam? Bu bir komplo teorisi. Ya bu bir İhtimal kesinlikle yoktur diyemiyoruz ama kesinlikle vardır demek bu bir komplo. 1910'daki İspanyol gribini kim çıkardı o zaman? Hocam onu söylemeye çalışıyorum. Yani her sene bunların hepsinin bir altyapısında, background'ında bir şey var hocam. Bu konu bir kere konumuz değil. Aslında konumuz çünkü yalan haber konuşuyoruz ya. Ona geleceğim. Yani meselenin kendi özelliğini konuşmak yerine bir üst perdeden bakalım. Biraz daha yukarı çıkıp bakalım. İşte çok net tıbbi gerçekler konusunda dahi kafaların karışabildiğinin işaretini kesinlikle görüyoruz aslında. Aynen. Ama oradan devam etmeyeyim. Ben Tevfik Hoca'ya tekrar döneyim. Çünkü az vakit kaldı çünkü. Evet. Yani bu şeyle devam edersek son 5-6 dakikamızı kötü kullanmış olacağız. Çok özür dilerim. Arif Hocam, size bir önce döneyim. Ne yapacağız peki? Yani bu manipülasyondan bireysel olarak kurtulabilmek, etkilenmemek için. Sizin hemen hızlıca görüşlerinizi alayım. Benim görüşüm şu. Çok açık, seçik biçimde. O kadar çok bizim iletişim fakültemiz var. Dünya kadar da mezunumuz var. Ve bu insanların büyükçe bir kısmı da işsiz. Çok ciddi biçimde eğitim kurumlarında resmi bir ders anlamında, uyduruk zaman geçirici bir ders değil, ciddiye alınmış bir şekilde hiç olmazsa bundan sonraki kuşakları iyi bir sosyal medya okuyucusu, şüpheyle karşılayacak, aklını kullanan insanlar olmasını sağlamamız gerekiyor. Bir. İkincisi,
bu konuda yasalar çok zor. Yani Amerika'da oluşan bir hadiseye biz ulaşabiliyoruz. Ama hadisenin yeri Amerika olduğu için Türk hukukla yetişmeniz mümkün olmuyor. Hukukla yetişmeniz çok zor bu hadiseye. Evet, yasalar gerekiyor, iyi güzel, hoş. Ama ben yapılabilecek olarak şeyi görüyorum özellikle. İyi bir sosyal medya okuyucusu olmalarını sağlamak en önemli görevi devlet. Teşekkür ederim. Buyurun. Çözüm önerildi. Evet. Ne yapacağız? Evet, şimdi bireysel olarak tabii ki eleştirel düşünme becerilerimizi kesinlikle geliştirmemiz gerekiyor. Nedir onlar? Eleştirel düşünme becerileri nedir? Birincisi, insanların yani insan olarak bizlere zayıflıklarını tanımamız lazım. Bu zayıflıklar, program içerisinde sözünü ettiğim her birimizin zihinsel kısa yolları, ön yargılar veya bilişsel sapmalar dediğimiz, bias dediğimiz bazı zihinsel donanımımızdan kaynaklanan kusurlar bunlar. Yani tam kusuru da diyemiyorum çünkü beynin normal işleyişiyle ilgili bir takım yanlış bizi noktalara götürebilecek veriler diyelim. Veriler, evet. Ve bu donanımımızda var. Evet. Yani veri değil beynin aslında. Beynin kendisi. Evet, beynin yani makine biçimi. Böyle çalışıyor. Evet. Ha, makine zaten biraz sorumlu çalışıyor. Evet, makine mi? Hani nasıl ki evde problemli bir makinamız vardır. Ya bu çamaşır makinesi tam bu aşamada yürüyor. Eğer düğmesi burada kalırsa tam burada buraya getirmek lazım diye bir süre sonra o makinenin işleyişindeki bozuklukları öğrenip bunları gideriyorsak aynı şey zihinsel makinamız için de geçerli. İnsanların hepsi iyi müzik aleti çalmak için çalışma ve çaba gerektirdiğini kabul eder. Heykeltıraşlık için de öyle, ressamlık için, dans için de öyle. Ama nedense kimse iyi düşünmek için çalışma ve çaba gerektiğini kabul etmez. Sanki herkes doğuştan kendini iyi düşünür olarak düşünür. Ama öyle değil. Gerçekten iyi düşünmenin, hatalı akıl yürütmeleri tespit etmenin yolları var. Ve zihnimizi bu şekilde terbiye edebiliriz. Ama işte bu dediğim gibi, bu eğer zaten bize verilen, sunulan veriler yanlışsa, haliyle az önce verdiğim örnek gibi matematikle bile yanılabilirsiniz. Hadi diyelim onun bile farkındasınız. Zaten bize verilen bilgi hatalı olabilir ve biz bunu teyit edemeyebiliriz. Dolayısıyla bireysel olarak bundan korunmanın yolu eleştirel düşünme kabiliyetimizi geliştirmekle beraber mutlaka ve mutlaka bunun kamusal olarak desteklenmesi gerektiğine inanıyorum. Buyurun hocam. Bir şey ilave edeceğim. Buyurun. Özellikle az gelişmiş ülkelerde eğitimden nasibini almakta zorlanan insanların da bugün sosyal medyaya kullandığını ve daldığını görürsek ve en çok etkilenenlerin de bu eğitimi az insanlar olduğunda mutlaka bilmeliyiz. İyi bir eğitim şart. Yani sadece sosyal medya, medya okuryazarlığı değil, aynı zamanda temel eğitim. İyi bir eğitim, örneğin biraz önce konuştuk. Ekonomik seviyesi yüksek ülkelerde şu oluyor diye, ekonomik seviyesi yüksekse bir ülkenin eğitim seviyesi de yüksektir. Düşünme kapasitesi yüksektir. Kendi eksikliklerini görebilme, yani bilişim eksikliklerini görebilme yetenekleri de fazladır ve bu tongaya düşmez. Tabii burada ben de altını bir şeyin çizeyim. Eğitim derken biz burada çok temel şeylerden de bahsediyoruz. Yani bu eğitimin içerisinde temel bilimler, fizik, kimya, biyoloji, matematik olmak zorunda. Felsefe olmak ayrıca zorunda. Ayrıca mantık olmak zorunda ki doğru bir düşünce sistematiği. Sosyoloji de lütfen Deniz Bey. Sosyoloji hocam biraz daha üst bir disiplin olarak düşündüğüm için yani bunlar temel. Bunları bilmeden sosyoloji yapmanız da mümkün değil diye düşünerek yani onu oraya giden adımlar olarak düşündüm. Yani temel bilimleri bilmeyen birisine doğanın nasıl işlediği, efendime söyleyeyim, maddenin özelliklerinin neler olduğunu bilmeyen birisine çok da fazla anlatamıyorsunuz zaten sosyolojiyi diyeyim. Hazır gelmişken son sözü de size vermiş olayım. Ne yapmak lazım? Evet, şimdi söylenmeyen bir şeyler, katılmamak mümkün değil zaten söylenenlere. Eğitim çok önemli. Eğitimi sadece diploma diye düşünmemek lazım. O eğitim sisteminin içine biraz daha girmek lazım. Dediğiniz gibi eleştirel, sorgulayıcı öğrenmeyi
öğretmek lazım çocuklara. Bu şu eklenebilir belki burada. Yetişkin eğitimi de çok önemli. Yani işte postmodern zaman dedik, sürekli eğitim zamanı dedik. Burada artık biz de eğitim aldık, bitti, ben bu işi biliyorum, böyle de ölürüm diyemiyoruz artık dememeliyiz de. Eğer çocuk yetiştiriyorsak, işte mesela çocuklara artık değil mi kodlama öğretiliyor filan, hani yeni çağa adapte olabilsinler diye. Yetişkinlere de öğretilsin. Ya onlar da bunu öğrenmeliler bence. İnsan ömrü uzadı. Önümüzdeki 10 yılda, 20 yılda neler olacağını bilmiyoruz. Herkesin ihtiyacı olacak belki de. Sosyal medya eğitimi verilecekse de belki yetişkinlere de verilmeli o anlamda. Ha, eleştirel düşünme, akılcı düşünme, sorgulayıcı düşünme belli bir yaştan sonra insanların belki de çok edinebilecekleri beceriler olmaktan çıkıyor olabilir. Ama en azından çocuklarını bu yönde yetiştirebilmek için yine de yetişkinlerin, en azından ebeveynlerin de bir eğitimden geçmesi gerektiğini düşünüyorum. Biraz daha kamu kurumları da devreye gireceklerse veya işte özel projelerde devreye gireceklerse bunların da dikkate alınması lazım diye ekleyeyim. Çok teşekkür ediyorum efendim yayınımıza katıldığınız için. Son böyle bir şey söylemek istiyorum. Şu da çok eksik kaldı. Ben bir şey buyurun Naim Hatun. Çok kısacık ama. Aynen. Peki size. Şüphe etmeli, sorgulamalıyız. Mutlaka mantıki süzgecinden geçirmeli ve özellikle çağımızın gerçeği olan dijital medyayı iyi bir dijital okuryazarı olarak dijital medyadaki metinleri, mesajları doğru anlamak, anlamlandırmak, kıyas yapmak bizler açısından oldukça önemli. Her şeyden önemlisi de kanımca ailelerin bu konudaki tutumu. Özellikle çocuk yetiştiriyorken çocukların özgür, güçlü bireyler olması gerektiğini düşünüyoruz, istiyoruz ama o özgür ve güçlü bireyler karşımıza çıktığında da onlarla çatışıp ya bu çocuk da laf dinlemez oldu demeye başlıyoruz. Oysa neden sorusunu sormak, niye sorusunu sormak ve bu sorunun nasıl diyelim fonksiyonel bir biçimde kullanılmasını sağlamak da ailenin en önemli görevlerinden bir tanesi. Eğer aile bu soruları nasıl soracağını ve nasıl yanıt arayacağını zaten en başta öğretmemiş ise okulların ondan sonra gelecek eğitim süreçlerinde veriminin düşük olacağını ya da potansiyeline ulaşmaya, hani işe yaramaz demek istemiyorum asla, hiçbir eğitim için böyle bir şey söylenmez ama ulaşabileceği potansiyele ulaşmasının zor olacağını da herhalde söylemek lazım. Bilmiyorum katılır mısınız ya da karşı çıkar mısınız? Çok çok teşekkür ediyorum ben her birinize yayınıma katıldığınız için. Doktor Tevfik Uyar, Doçent Doktor Esra Köten, Doçent Doktor Ali Murat Kırık ve Profesör Doktor Arif Verimli. Çok sağ olun efendim, ağzınıza ayağınıza sağ olun. Tabii siz kıymetli izleyicilerimize de çok çok teşekkür ediyoruz. Bizi sabır gösterip izlediğiniz için. Bizden bugünlük bu kadar. Sizlere iyi akşamlar, iyi hafta sonları diliyoruz. Gündem Özel'de gelecek hafta çarşamba günü inşallah yeniden ekranlarınızda olmak umuduyla diyoruz efendim. Hoşçakalın.